getirdim, bir o bir o yapayım falan düşündüm ama dedim yok, bozmayayım. O arkasında dursa da burayı şey yaparlar, destek verirsin. Sizin izanında yapmış bir zihinle bunu anlatırsınız ya. Evet. O da bize şey yapar. Evet, doğru söylüyorsun. Şimdi yalnız size şunu, şurayı silmedim ben. Onu geçen haftadan kalma. Çok ciddiye aldım bunu. Bunu belki siz bunu yazdığım zaman fazla değerlendiremediniz yani. Çünkü o sona doğru bir şeydi. Hani karmaşa oldu biraz, zihin yorgunluğuydu. Fiillerin kaynağı. Aynı ben ulvi işleri yapıyorum. Namaz kılıyorum mesela, Kur'an okuyorum. Aynı ben en kötü bir fiili yapıyorum. İkisi de benim. Hangi sistemden kaynaklanıyor? Onu şey yaptım. Mesela birbirinizi ilah edinmeyin. Rab ittiyaz etmeyin. Men ittehaza ilahahu hevahu. Tamam mı? O hevai nefis, hevai nefislerin Rab edinme var ya, hevai nefis, o da bir Rab'tır. Rab nereden çıkıyor? Şimdi insanın hisleri ve itikat ettiği, böyle de gidebilirsin veya latife Rabbanesi var ya, Rab ittiyaz ettiği, hislendiği, onun itikadı oluyor. Bu da sufli ister böyle çıkıyor. Şuradan böyle çıkıyor. O senin sıfır. Ulvi ister böyle çıkıyor. Yani irtizami ile ki İslamiyet. İltizam İslamiyet. İtikat ikisi cem olursa onun latife Rabbaniyesi işliyor. Şöyle aşağıda yukarı gideyim. Taakkulle tasdik işlerse insanın vicdaniyatında iradesi aktif oluyor. Alayım. Çünkü çok önemli de. İnsanın taakkulüyle, aklıyla, tasdiki birleşirse, çalışırsa, yani birbirine uyumlu olursa, vicdandaki İrade sistemi aktif oluyor. İrade, ibadet oluyor. İnsanın tasdiki ile izanı da bitirmişim. Çok ilginç bir sistemdir. Yani garip bir şey ya. Öyle lügat mı lügat işi değil bunlar. Tuhaf bir şey ya. Her gün hayret ediyorum. Bir gün hayrete sokuyor beni. Araştırdık. Şimdi izanı araştırdım. İzanı bitirdim. İmtisal izandan diyor. Ha, rahat da, rahat olun. Kendinizi sıkmayın. İstediği gibi olsun. Yeter ki size şeyinizi verin. İstifade edin. Bak şimdi. İmtisal izandan. İmtisal ne? İmtisal izandan çıkmış. Bir tuhaf yani. Çıkana bakıyorum da izini takip ediyorum. Nasıl oradan çıktı diye. İnsan dehşete kapılıyor. Sonra şu neticeye vardım. Dün bir cümle söyledim. O izandan çıkan bir cümleydi. İlgiyi çekmediler ama iki defa tekrar ettim. Nihayetsiz insan ya. İnsan nihayetsiz ya. İnsanın fıtratına nihayet konulamamış. İnsanoğlu. Allah tarafından demiyor. Konulmamış Allah. Konulamamış bizde. İnsanın nihayetsizine düşündüm. Nihayet verirse ne olurdu? İlah olurdu. Nihayetsizin nihayeti olmadığından gidiyor, tamam mı? O cami oluyor. Oluyor. Yani nihayetsiz fıtrata nihayet verildiği anda nihayetsizin nihayet bu sefer ona ilah denilir. Çokça intihar sebebidir değil mi abi bu? İntihar sebebi bu.
Mesela tanımladığı, arzu ettiği, gaye ettiği bir hayat var. Fıtratının içsel donanımları. Öyle bir hayat dünyada yok. Olmaz zaten. Onu burada aramanın sıkıntısını çekiyor. Mesela bir gün yiyorsun, iki gün kötü oluyorsun. Ya ben niye kötü oluyorum? Bu yani uydurukçasıyla doğanın özelliğidir. Yani yapıdır. Ya bir gıdadan ya bir de 18 bin alemin ziyaretinden oluyor. Tuhaf tuhaf şeyler oluyor. Mesela neyle akılla mı ölçeceksin onu da söyleyeyim. Sabah kalkıyorum böyle gece kalktım. Kalkarken görüyorum. Birisi ses bağır. Diyor ki o kadar etkilenmişim ki demek ki ne kadar şey olmuşum. Onlar da bana böyle destek verdiler. Allah onların mekanını cennet etsin. Dedi ki daire-i nur içindeki hainleri nasıl anlarsın dedi. Allah Allah. Daire-i nur içindeki hainleri nasıl anlarsın? Böyle bir şey olur mu? Yani akılla bunu ben diyebilir miyim ya? Bu akılla denilir mi bu? Cevaba bak. Yani son zaman. Risale-i Nur'daki açık ölçüleri bildiği halde ölçü yapmayan mesela şu son zamanlarda siyasi bu evet ve hayır de evren işini bilerek bildiği halde ölçü yapmıyorsa o nurun içerisindeki haindir dedi. Azami Şerli işte. Azami Şerli uzun şey. Şimdi Azami Şerli ölçü yapma. Azami Şerli öyle demiş. Bildiği halde Risale-i Nur'daki ölçüleri tamam. Bildiği halde Risale-i Nur'daki ölçüyü Azami Şerli ölçü almadan bildiği halde almayıp tevil ediyorsa o daireniz içindeki haindir. Bu eylemli bir şeydir. Zan yoktur bunda, fiil. Mesela benim gibi bir insan. Hata yapma ihtimali yok mu? Yok, burada yok. Yani hata yapmıştır yani. Yok, hata olmaz. Çünkü ama niye? Söylemekaliz ama. Yok, sarih, niçin o? Sarih ifade var, nasıl hata olacak? Onu anlatacağım. İmani bir mevzu değil, ilmi bir mevzu değil. Miraç mesela diyelim ki, imtisali bilmeyebilir. Mesela vakimu selavatü zekat. Zekat vermesi için zekatın mertebesinin ilmi yapısını bilmeye gerek yok. O kadar. Zekat verecek daha işte 1/40. Şimdi 1/40 sokaktaki insan bilmiyor mu? Biliyor. Peki ders yapan ben bir insanım. Zekatın kaça kaç verileceğini 1/40 ben söylüyorum camide. Bilmez mi? Bir nur dairesi içerisindeki sohbet yapan bir insanın laikayı da biliyor. Laikayı da ders yaptığı halde. Risale-i Nur'da siyasi durumlarda sana bana bırakmamış azam içeri böyle çivi gibi çak ölçü o. Azam işer. Çünkü azam işer evren işeri tespit ediyor. Sana bırakmamış. Bakın görüyor musun? Azam işeri hani eskide Kur'anları elam gibi duvara asardık ya kılıfı. Çiviye asardık ya. Şimdi çiviye CHP'ye asıyorsun. Azam işer. Ha. Onun karşıtı Ehven-i Şer'dir. Diyor ki Rüya, Daire-i Nur'da bildiği halde Azami Şer'i ölçü yapmayıp kendisine göre ölçü getiren içinizdeki haindir dedi. Bu akılla olur mu? Akıllı olsaydı dün söylerdim zaten. Dün söylerdim. Bu ne kadar hoş. Koruyorlar bizi. Dikkat ediyorlar. Değil mi? Koruyorlar. Elhamdülillah. Yardım ediyorlar yani. Ama bu şekilde cümle zaten onu biz biliyorduk ama bu şekildeki kıssası getirmesi. Peki burada ne getirdi bize? Sari ifadeler tevil edilemez. Tevil ediliyorsa hiçbir ölçü bizim elimizde kalmaz. Bu intizam, imtisal, izan, tasdik gibi değil. Bu ihtisastır. Herkeste bu aranmaz. Fakat
İçtimaiyattaki Nur cemaatinin yek vücudu olabilmesi için laikaların anlayışa bırakılmamış. Çünkü laikaların anlaşılması için mertebe yoktur. Mesela siyasete girme, radyo, televizyon, gazete takip etme. Burada hata yapma anlayışsızlıktan olur mu? Ahmaklıktan yapıyoruz biz. Biz yapıyoruz. Değil mi? Yani dinleme, girme, dinle anlaşılır. Sari ifade şu, gitme, git anlaşılır. Azam işaret söylemiş, sana bırakmış mı? Haindir. Dairemiz içindeki hainmiş. Şimdi aşağıdan bir daha alıyorum. Bu niçin ona girdin? Üzerimde yük hissediyorum. Bana verildi ki verilsin diye o için verdim. Dimağda taakul ile tasdik bir araya gelirse vicdanın iradesini aktif ediyor. Dimağdaki tasdik ile tasdik ilimdir. İzan ikisi ittifak olursa zihni aktif ediyormuş. Çünkü tasdik ilim var ya. İzan ile irtizam İkisi aktif olursa, beraber ne kadar olursa, hissimiz aktif oluyor. İltizam mı? İtikat. İltizam, eylemdi. Hakka tarafkirlik, teslimiyet ve inkıyattı ki İslamiyet. Bu imandı. Hakkı kabul ve tasdikti, izan. İltizam ile itikat bir araya gelirse senin Rabbindir. Hangi neyse o. Senin Rabbin bu. Zaten hissinle itikat ettiğin o Rab bir araya gelirse o suflistlerin çıkıyor. Yani mesela şuradan gideyim. Bunu bitirdik mi? Bu tasdikle ilgili şunu diyor, bir ilginç geldi de. Bir okuyayım mı? Oku. 114 abi. Hem Kur'an kah oluyor ki Cenab-ı Hakk'ın ahirette harika efallerini kalbe kabul ettirmek için. İhsariye hükmünde ve zihni tasdike müheyya etmek için. Zihni tasdike müheyya etmek için bir iradiye suretinde dünyadaki acayip efalini zikreder. Zihni tasdike müheyya etmek için. Evet. Zihni tasdike müheyya etmek için. Tasdike müheyya etmek için. Müheyya. Hazırlar. Onu ikna ediyor, malzeme veriyor. Yani Kur'an tasdik etmemiz için yani zihni tam hazırlıyor ona. Çünkü Kur'an vicdana hitap ettiği için zihin tasdiki bu malzemeleri veriyor. Şimdi bu çıkışı anladık. Bu ulvi fiillerin kaynağı. Şimdi o zaman abi, kalben tasdik mevzusu da o zaman zihin ve tasdiğin beraber yaptığı halim, yani şu sağ taraftaki beraber olursa kalben tasdik denir. Bu kalben tasdik, ulvi işte. İkisi kalben tasdik. Kalben tasdik olmuş oluyor. Evet, kalben. Zaten diyor ya, fiillerin kaynağı kalbin ve isim temayülatından çıkar diyor. 77 Beşami'ye. Bu ulvi ulvi ise yapar, süfli ise yapmaz diyor. Yapıyorsa kalbin onayı değil. Bu tarafın oluyor. Günahlar bu tarafımızda yapıyoruz. Ona çıkacağım şimdi. Mesela şeydeki abi Emirdağ'da hani var ya işte kalben tasdik etmekle olur 203'te. Mesela bir Allah var demek mesela hani değil mi ifade? Bir Allah var deyip de fiil yapması baba. Şöyle o zaman gibi geldi abi. Bir Allah var diyen de tasdik etmiş değil mi? Evet. Bak şimdi bu dimağla tasdik sadece. Evet. Bir Allah var diyor. Tamam var. Ama bunda bir tasdik çalıştı. Kabul etti. Tasdik kabul etti. Bu ilim. Bu dimağın tek başına yaptığı hali. Kendi kendine. Ama kalben yaptığında zihinle beraber. Kalben tasdik diyor aşağıda çünkü. Bak ikisi. Ha, zihin ve kalp yaptığı zaman tamam, o zaman iman çıkıyor. Bunu kendinde nasıl test edebilirsin? Ha? Yani kendinden insan bazen şüphe eder. Yani ben şahsen söylüyorum. Nasıl kendinden emin olabilirsin? Evet. Bunun dışarı vuruşu nasıldır? İlla ki bir alamet var. Bak şimdi.
Ulvi ise, ulvi ise lezzet alırsın. Ulvi. Onu da şeriatından anlarsın diyor usta. Mesela diyelim ki dışarıya çıktı. Tamam, dışarıya çıktı fil. Bu fili nasıl anlarsın diye bir şey yok ki. Buna şeriat hükmetmiştir. Haramsa kalpten ve isten çıkmamıştır. Helalsa oradan çıkmıştır. Lezzeti farklı. He. Yani mesela değil, hayır. Öyle bir fiil olur ki lezzetini şey yapamasın ama şeriat hükmetmiştir. Tamam. Hmm. Şeriat demiş ki şu fiil, fiiller artık anlayışa bırakmamış ki içki haramdır. Namaz kılmak farzdır. Namaz kıldıktan sonra abi bu fiilim acaba nereden gelmiştir? Vesvese girip de kulbidir. O sufle olmaz. Yani şöyle gibi bir şey oluyor abi. Dimağın sadece ürettiğiyle hani hep bizim bildiğimiz dimağ ve vicdanın veya kalp bütünlüğünün den çıkan da mesela farklı oluyor. Hani bizden ilk üç yoldan birisi çıkıyordu aradaki. Bir de iman çıkıyor. Ehli iman çıkıyor. İşte şu anki beraber çalışmasıyla iman çıkıyor. Yani kalben tasdik olması için zihin ve tasdikin beraber olması. Bak yani tasdik ve zihin. Kalben tasdik çok geçiyor çünkü. Tasdik ve zihin bir olunca izan, iman oluyor yani. Öyle mesela mi? Başka bir yerde tasdiki amli de diyor değil mi? Evet. Okuyacağız belki de. Mesela bak şunu böyle de gidebilirsin. Aklen irade birleşirse tasdikin olur. Tasdikle zihin birleşirse izanın olur. İzanla his birleşirse iltizamın olur. İltizamla latife veren itikadın olur. Öyle de gidebilir. Tek tek de gidebiliyorsun. Yani geçir. O yerleri okuyunca ben böyle düşünüyorum. O şey yapıyor, oturuyor yani. Evet. Yani şeyi de izana baktığım zaman da uyuyor buna. Uyuyor. İzan evet. Şey. Şu sol tarafı da abi bir yukarıya kadar çıkartıyoruz. Mesela şimdi bunlar latife-i Rabbaniye'dedir. Tamam mı? Latife-i Rabbaniye'deki şeyler. Şimdi iradesiyle izanı tamam, birleşiyor. İradesiyle izanı. İrade aşağıdaydı. İzanı da dimağdaydı. Bu adam zinini oluşturuyor. Veya orada biraz ihtiyar demiştik irade. İhtiyar şeklinde evet. Gözüküyor demiştik. Değil mi? Şimdi belki İhtiyar şeklinde. Daha çok günah şeklinde. İhtiyarı olur demiştik. İhtiyarıyla izanını değiştirir, oluşturur. İzan. Yani şurayı. Batıla bir izan oluşuyor. Ona göre de zihin şekilleniyor. Zihine göre iltizamı oluşuyor. Hep batıla doğru kaya kaya gidiyor. Kaya kaya. Şimdi demiştik, değil mi? Bu irade aslında irade ulviya. Ulvi şeylerin kaynağı. Sufliye nasıl şey yapıyor? İrade gibi gözükürken ihtiyardır aslında. Çünkü irade sufli şeylerin kaynağı değil. Çalışmaz. Çalışmıyor. Şöyle demiştik, eğer aklettiyse bu kişi ve kafasına da koyup tasdik ettiyse bunu kendi içinde artık onu yoldan çeviremeyiz demiştiniz siz. Evet. Ondan sonra bu adam bunu iradesine dökmüş. Fiile döktükten sonra bu artık gider yani. Gider. Şimdi bu ihtiyar yani zatında taşıyor. Çünkü irade aslında ihtiyarı da cem etmiş. Çünkü içinde var yani. Mesela irade camidir, ihtiyar içindedir ama ihtiyar öyle değil. Yani ihtiyar irade neydi? Mazi ile istikbale bakıp halde tercih etmek. İhtiyar neydi? Mazisiz, istikbalsiz halde tercih etmek. Şimdi dolayısıyla bu camidir. Ki ustad diyor ki cüz-i ihtiyarımdan vazgeçtim diyor. Demek ki bir ulvi bir üst tabaka var, irade var. Yani bu irade konca bunun içinde dameninde şeyi de var, ihtiyar var. Çünkü iradenin içerisinde cami olduğu için üniversite diploması gibidir. Şöyle yazabilir miyiz abi? O taakkulle tasdik arası var ya, sol taraf için konuşuyorum. Şurayı mı? En aşağı, boş ya şu an arası. Evet. Oraya ihtiyar yazabiliriz. Şu, o evet. Sola, sol cenaha. Şuraya. Ha, o oraya. Niye? Çünkü taakkul ettikten sonra ihtiyarıyla artık şeyde kullanıyor. İradesiyle ulvi bir şey çıkartmaya niyet etmiyor. Şöyle, etmiyor. İhtiyar diyelim değil mi? Ha, ihtiyar. Aklen ihtiyar edin. Ha, çünkü orada taakkulden tasdiye ihtiyarıyla tasdik ettiriyor. İhtiyarını kullanıyor. Şöyle mi yapıyorsun? Hazır zamana. Aha, gibi yani. Veya tam tersi olacak. İhtiyarıyla tasdik ettiriyor diyorsun. Şöyle olacak. Ha. Yani ondan sonra da vicdan da artık ona tabi oluyor. Yukarı abi, yukarı o zaman. Şöyle mi? Evet. Ha. Okun yönünü belki. Yani taakkulünde bir behveydi ya abi.
Evet. Bir behrelikte ihtiyarını kullanarak batıl ve ademi bir tarafa doğru şey yapıyor. Evet. İhtiyarıyla çünkü hazır zamanda hazır zamanı seçiyor. O zaman bunu ortadan yanlış anlaşılır. İradesini tabi ettiriyor ihtiyarına. Ettiriyor. Yani o zaman irade, ihtiyarı niye kader risalesinde diyor ya, sırtına biner diyor, beni götür dağ derdi, götürür diyor. Külli irade, cüz'i irade hani o noktadakine benziyor. Evet. İhtiyarını kullanıyor, ondan sonrası artık adam her türlü şeyi yapıyor. Zaten ihtiyar tapının içindeydi ya. Evet. Sonra iltizama koymuştuk abi ona mı? Hangisini? İhtiyarı mı? Hangisinde, hangi durumda? O geçen derste mi, ondan önceki derste? Cüz'i ihtiyarın sarfından sonra. İhtiyarı iltizama eşlemiştik ya iltizamda. Birebir eşlemede mi? Yok, tahakkülden çıkardık, iltizama koyduk. Orada bir sıkıntı yok ya. Öyle mi? Yani... Oradan buraya mı koymuştuk? Tasdik ve izan derslerinden sonra çıkan ihtiyar bence daha nettir. Ha? Önceki tasdik... Yani tabii şu an öyle bir diyelim, değişebilir. Yani şemada kullanmamızda bir sıkıntı yok. Onun iltizamda olduğuna herhalde daha... Yani sufi işlerin temelinde ihtiyar var. Nereye koysam bunu. Yani burada da olur, iltizam etmesin. Yani Latife-i Rabbaniyesindeki bu Latife-i Rabbani yazılmasının sebebi o sistemin adıdır ama burada onun Latife-i Rabbaniyesi, Rabbi, kendi ilahı veya kendisi. Sufli, Rab ihtiyaz ettiği. Ben geçen hafta şöyle anlamıştım, yanlış mı anlamışım acaba? Yani divada tasdikten girmeyen her şey süflidir. Ulvi olan şeyler yalnızca tasdikten geçmiş olur muhakkak. Doğrudur abi. Doğru mudur? Ben katılıyorum buraya. O zaman bu işi tasdiği neden kullanıyoruz? Tasdiğe hiç inmemesi lazım o zaman. Süfli şeylerin. Karıştırmasak mı abi hiç? Tamam. Dima'yı bir dima'a ait tasdik var. O zaman şöyle yapalım diyorsun. Yani bunun hakkında daha otursun. Sanki süfli şey süfli fiilleri yapmayalım. Evet. Yani. Bana da öyle geldi. Hasan abi süfli de bir de şöyle var. Mesela hani Allah 203'teki mevzu var ya. Evet. Şimdi sadece dima, bir de dima ve kalp bütünlüğü olan kısım var. Yani süfli, ulvi diye değil mesela. Şimdi sadece Allah, bir Allah var diyen kim? Doğru. Tasdiği var. Tasdik etmiş. Bu sadece dimağı var. Vicdanen etmemiş yani. Ustad onu diyor. Yoksa öyle demek de olmaz diyor. Allah'a iman etmek işte sayıyor 203'te. Kalben tasdik etmek de olur diyor. Bütün bu sıfatlarına, isimlerine, rububiyette hiçbir şerik olmadığına sarıyor. Kalben tasdik etmek de olur. İman böyle olur diyor. Yani ikisinin şu bizim çizdiğimizi gösteriyor. Ama o zaman şöyle de var. Bir Allah var diyenin şeyi, mekanizma nasıl çalışıyor? İki tane bir Allah var diyor abi. Ben iki tane keşfettim. Bir tanesi araştırmalar neticesinde mesela adam araştırma yapıyor, geliştiriyor, şey yapıyor. Bu taakkul seviyesinde bir Allah olduğuna bu kanaat ediyor. 203'teki hangisi? İkincisi olarak tasdik. Yani Peygamber Aleyhisselam Allah vardır dediğine ona direkt tasdik şey yapıyor. Direkt Allah vardır diyor. Araştırmalara ihtiyaç bırakmıyor. Bir tanesi taakkul neticesinde Allah var diyor. Bir tanesi tasdik neticesinde Allah var diyor. Tabii. İki tane Allah var diyor ya. Bir de çok ilginçtir. Buna da bakan şey var. Taakkulün içinde tasdik de varmış. Ayrı bir şey yani. O bizim İman mertebesindeki tasdik değil. Nasıl ki iltizam ayrı bir birimdir ama tasdik yaptı diyor. Mezzesir sanırsın. Evet. Tasdik yaptı diye gelenmiş şüphe zanneder. Şüphe zanneder. O işte şey. Orada tasdikin, taakkulün içinde bir tasdik de var. Yani o zaman ben şunu demek diyecektim. Sadece dimağın çalıştığı bir yapı var. Vicdan ve şey devreye girmiyor. Bir Allah var deyip diyorum ben ona şimdi. Evet. Onunla çıkıyor ki o iş görmüyor bu aslında. Olmuyor. Ki üç yoldan birinci, ikincisi ona bakıyor. Bir de kalben tasdiğin çalıştığı. Orada vicdan işlemi değil mi? Orada benle değilmiş gibi geliyor. Onun için o sol taraf bilmiyorum hani konuşalım. Abi, yani bir Allah var diyor. Vicdanın kalben tasdik yok çünkü. Üstad 203'te aynı yerin aşağısında kalben tasdikten bahsediyor. Orada da bir Allah var diyor. Adam üstte. Ben kafirde tasdikten üst birimi çalıştığına çok kanaat etmiyorum abi. Kafir demiyorum bak bu Allah bir var diyen şu an tamam, şeriatına göre Müslüman. Kafirde de var yani Allah bir diyen. Allah kabul ediyor. Şimdi bak. Birbirini kabul ediyor ama tahakkül seviyesinde kabul ediyor. Tamam, bak sözlerin 142'si vardı ya adamın şeyi var
itikadı var, itikadı var ama imanı yok. İtikad da çalışıyor. Mesela nereye itikat ettiyse o onun Latife-i Rabbani'sidir. Çünkü itikat Latife-i Rabbani'nin karşılığıdır. Mesela Rab, hevai nefsini Rab ihtiyaz etti. O bir itikattır. Dima'da kafirin iltizamı da çalışıyor. Yani niçin çalışıyor? Tarafkirliği var. Yani mesela iltizam tarafkirliği var. İtikat ise kendini Rab edinmiş. Lezzeti, zevkleri. Yani üstü de çalışıyor. Tabii çalışıyor. Tasdik birimi nasıl çalışıyor abi? Yani kafirde ilim nasıl? Batıl ya. Ya mesela din seçiyor adam. Museviliyim mi, Hristiyanlığı mı seçeyim? İzanı çalışıyor. Onda da gene bir dinden bir kalıntı var o zaman ya. O da bir diye bakma ya. Var yani. Yani şu olur. Bu kainatta evamir-i tekvâdetullah yok mu? Var abi. Ha bununla çalışıyor zaten. Biliyorsunuz vahiy geldiği zaman diman hangi birimimize hitap ediyor? Tahakkul. Tahakkul. Tamam. Evamir-i tekviniyeden, kainattan gelen ayetler nereden giriyor? Tasdikten giriyor. Tamam. Yani evamir-i tekviniye işte mesela putlar var ya mesela. Biraz da gidelim daha yanlış olur zannediliyor. Ama abi sufli fiillerin kaynağı herhalde ihtiyar olması lazım. Nece oradan kaynağı. Zaten oradan olduğu kesin oradan başlar. Ama o sireyi sinirlik sesin. Abi bence şu sildiğiniz kısım bence doğru olabilir yani. Çok şeyin yani. Çünkü şuradan şaşırdın. İrade konmuş ya. İradeni silip de ihtiyar koymamamın sebebi iradede ihtiyar var. Üniversite diplomasında ortaokul diploması olduğu gibi. Ama karışır diye ihtiyar karışır diye ihtiyar niye altını yazmadım? İradede zaten bu var olduğu için. Abi parantez içinde yazsaydık. Yani şey yapmadım. Şimdi yazacağım da sileyim çünkü dimağımız otursun. Sildiğim hep kasten. Aslında parantez aç, ihtiyar. Çünkü unutmayın, irade camidir, kalbidir, vicdanidir. Otomatik olarak zaten aklı da damenindedir yani. İhtiyar zaten ihtiyarın içindedir. Ama ihtiyar hayvanlarda da var, kafirlerde de var, gafillerde de var. Dolayısıyla bunda hiç şüphe yoktur. Sufli işlerin günahların kaynağı, ben eskide çok düşündüm, çok merak ederim. Ya ikisi de irade. İrade de irade, ihtiyar da irade. Niye iki tane koymuş? Bir tane sufli hislerin kaynağı, Allah bulaştırmıyor iradeyi sufli haramlara. Ulvi işlerin kaynağı iradedir, irade sıfatından geliyor. Sufli işlerin kaynağı tercih, ihtiyardır. Bu kesin. Şöyle demiştik geçen hafta. Eğer vicdani bir tasdik varsa, yani bir o içinde vicdan varsa bu hani bütünlüğe sebep veriyor. Ama taakkülüyle hareket edip ya bu hadis aklıma uymadı deyip silip atıyorsa bu süfliyeti netice veriyor. Doğru. Peki ben bir düz okuyayım. Geçen haftakini bir hulas edeyim. Zaten bir sayfa. Şey olmuş, hatırlamış oluruz. Tasdikin. Aklı olmadığı için karşısına akılla çıkılamıyor. Mesela keş, zevkler, şuhutlar bilinirler. Fakat mucizeler öyle değil. Mucizeler realitesi var. Keşiflerin, zevklerin, bal lezzetleri gibi şuhudi şeyler. Bunlar karşısına akılla çıkılamaz. Yani ben bilmiyorum falan dolayısıyla yoktur denemez. Fakat mucizeler böyle değil. Mucizelerin realitesi var. Parmağına su akıyor. Ay ikiye bölünmüş. Evet. Tamam mı? Ateş sönmüş. İnkar ve reddedilemezler mucizeler. Onun için Allah bu yöntemi kullanıyor. Peygamber yöntemini. Peygamber yöntemini kullanıyor. Evet. Mucizeler onlarda ya. Keşif, zevk, şuhut. Mesela diyelim ki bizdeki bir bana öyle geliyor ki o kerkesi bağlamaz. Tamam. Dolayısıyla onun karşısına aklına çıkılmaz keşifçi. Fakat realitesi olan fiiller mucizelerdir. İnkar ve reddedilemezler. Buna akıl yürütülemez. Mucizelerde. 2.
Tasdik denince dimağdakilerin tasdik deyince ne anlayacağız? Bir toparlayalım. Tasdik deyince dimağdakilerin ayat-ı tekviniyedeki karşılıklarıymış. Donmuş irade. Devam edeyim. Fiilde gözükünce akıldan çıkmış, tasdik olmuş demektir. Bunun karşısına akılla çıkılmaz tasdikin. Çünkü tasdik realitedir. Ancak tasdikin zıttı olan tekzip çıkılabilir. Tekzip. Şimdi akıl zaten bir taraftı. Biliyoruz. Değil mi? Bak görüyor musun şurada? Tahakkümün karşısında bir taraf. Bir taraf. Tasavvur bir behre. Tahayyül safsata. Tasdik iltizamdır. Ama yukarıdaki iltizam gibi değil. Tasdikin içinde bir iltizam var. Şu iltizam. Bu iltizam değil. Aynı zamanda bu tasdik şurada da var. Bunun içinde de var. Aklen tasdik diyor. Hani burada olduğu gibi göstermek istiyorum bakın. Tasdik iltizamdır ama bu iltizam değildir. Bu iltizam değil. Aklen tasdik ihtiyardır, kalben tasdik iradedir diyebilir miyiz? Deriz. Aynen doğru. Şimdi dolayısıyla devam ediyorum. Yani tasdik ilimdir. Taakkul ise burada bir taraflık var, delil var, burhan var. Yani delil burada tabi, deliller burada. Burada hüccet var, burhan var. Bu da bunların neticesi ilim var. Bir daha, bundan önceki araştırmalarımız. Tasavvurda deliller var. Bir sürü delil, karmak çorma bir alem burası. Taakkulda ise hüccetle burhan var. Tamam. Sonra bunların ceminden, yani delil, burhan, hüccetin ceminden ilim çıkıyor. İmam-ı Gazali'de misal verdim. Hüccet-ül İslam, İmam-ı Gazali. Hüccet-ül İslam niye denmiş? Hadis imamları üçe ayrılır. 100.000 hadisi, metnini, ravisini, ananesini, usulunu, siyakını, sibakını, sucunun, gusun, attın, battın, mutalağın gibi yöntemleriyle metnini bilene hafız denir. Bu Kur'an hafızı değil. Tamam. Muhaddis uleması var ya, hadis uleması, bunlara deniliyor. Hadis uleması olabilmesi için en az hafız olması lazım. Kur'an hafızı demiyorum zaten. Zaten olacak. O zaten kesin olması gerekiyormuş. Muhaddisun, hadis imamı. Hani bazı var ya, ayağını kaldırıp da bir hadisi, mealini okuyor, kafama yatmadı hadis değil. Yani hadis muhaddis olabilmesi için 16 tane ilim gerekiyormuş. Bir tanesi de hafız olması gerekiyor. İkincisi hafız olması gerekiyor. Kur'an hafızı hariç. Nedir o? 100.000 hadisi, metnini, ravisini, ananesini, usulünü, siyak, sibakını, sucunun, gusun, hattın, battın, mutallağın, bu mertebeyi bilince buna muhaddislerin içerisindeki kaliteyi gösteren imama hafız denilir. Muhaddis de hafız. 300.000 ve ziyadesi bilene hüccet deniliyor. Hüccetül İslam, İmam-ı Gazali 300.000. Ahmet bin Hanbel ise bu 300.000-500.000'e kadardı hüccet. 1.000.000 hadisi biliyor. Kim nakletti? Mesela Halid bin Velid hayatını bilmesi lazım. Doğru söyleyip söylemediğini. Bak hadisi metnini bilecek. Bunu kim ravi etti? Ravisi kim? Onun da hayatını bilecek. O sahabi. O sahabeden an filan kimden kime? Bu ravilerin de hayatını bilecek. Onun için 300.000 ve 500.000'e kadar bilene Hüccetül İslam İmam-ı Gazali denmiş. Şimdi arkadaşlar,
Ondan sonra tasdik denen ilim oluyor. Hani Hüccetül İslam İmam-ı Gazali. Şimdi adamları anlıyor musunuz? Yani ben şimdi bunları bildiğim için tepkim, asabiliğim, kızmam sert oluyor. Sebebini anlıyor musunuz? Yani bu altyapı ne oldu mu? Adam el ayağını kaldırıyor. Affedersin. Kim kaldırıp da böyle atıyor? Malum. Dört ayaklı var ya. Köpek böyle işer yani. Aynı böyle yani. Yani caminin kenarına işer dedik gebermesi gelen köpeğin. Gidiyor hadisi şerifi az bir tabir bile kullandım. Çünkü Allah Resulü cehennemin köpekleridir diye söylediği için ben bu tabiri kullanıyorum. Bunlara ehli bidâ diyor. Ehli bidâ diyor cehennemin köpekleridir diyor. Öyle bir zaman gelecek ki benim hadislerimi inkar edecekler diyor. Peygamberimiz. Bunlar ehli bidâdır diyor. Bunlar cehennemin köpekleridir diyor. Onun için bilerek söyledim bunu ya. Şimdi adam mealine bakıyor. Hadis değil diyor. Ya sen daha dün doğru dediklerin yanlış oldu. Yanlış dediklerin doğruların ikide bir değişken bir kafaya sahipsin. Sen kimsin? Hiç mi çekilmiyorsun? Hiç mi mesuliyetin yok? Tabii onlar gayri adamlar. Özel yetiştirmiş ajanlar. Özel. Özel yetiştirmiş ajanlar içimize sokulmuş. Ama bizim elimizde o kadar sarih net ölçüler var ki ona uyuyorsa budur yoksa haindir. Risale-i Nur'un azami şerini ölçü yapmayıp siyasi tercihleri gösterme yazılar yazıp konuşan adam bildiği için külüm içimizde olduğu için o içimizdeki haindir. Mühür budur. Bitti. Yok. Acaba diyen ahmaksın. Sen de ahmak oluyorsun. Sistem net çalışıyor. Şeytan da geçen hafta demiştik, 15. sözde de geçiyor, aklın sahasına çekiyor. Evet. Geldi şeytan aklı bu tarafa çekiyor, bakın ta bir taraf. Şeytan ona delil yapmıştık 15. sözde, hatırladım. Timsah öküzü suya çekmek istiyor, aslanlar karaya çekmek istiyor. Öküzü tutmuş, aslanlar timsah, o oraya çekiyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in ustadı şeye çekmek istiyor kafir. Bir taraf. Beyazıt Camisi'nde. Şeytan. Şeytan, kafir. Diyor ki, Allah kelamı olarak bakma diyor. Ortadan bak diyor. Ne kadar insaflı gibi gözüküyor alçak. Ustad buraya koyuyor, ondan sonra burayı düşün diyor. Çünkü bak ustad şöyle yapıyor. Ne kadar cek, tasdikini şöyle yapıyor. Kur'an'ı diyor, Allah'tan başka benimdir diyen var mı? Yok. Kim dedi benimdir Kur'an için? O zaman onun olsun, onun olmadığını ispat et diyor. İlk önce neyi kullandın? Tasdiği kullandın, sonra ilim yapabilirsin. Şeytan diyor ki tasdiğini iptal ettiriyor. Ortadan bak diyor, onun olduğunu ispat et. Ortada olamaz diyor böyle bir eser diyor. Paha biçilmez bir eser. Ha, olamaz diyor, ortadası olamaz. Ha, ortası dahi muvakkate bindisinizdiktir diyor. Orada bir tane şöyle bir sol gösterip sağ çatıyor. Üstad diyor ki Allah'ın yanında olmayan bir şey ister orta olsun isterse karşılığı olsun Allah'ın dışındadır diyor. Oğlum tasdik daha üstün değil mi abi? Tasdik üstündür tabii. Mesela Ebu Bekir Sıddık'tan da örnek vermişti. Bir daha onu vereyim. Mescid-i Aksa'ya ne kadar da gidiyor? Bir ayda diyor. Bir ayda da geliyor. Tabii diyor akıllı adamdı. Böyle der diyor. Ama senin diyor arkadaşın diyor ki dün akşam ben Mescid-i Aksa'ya gittim, oradan semalara çıktım diyor. O mu söylüyor diyor, ona diyor ki, malumat yok, evet diyor. Hemen Ebu Bekir Sıddık ilminden vazgeçiyor. Tahakkümden vazgeçiyor diyor ki tasdikini kullan. O diyorsa doğru diyor diyor. Geliyor ya Resulallah böyle böyle iddia ediyorlar, söylüyorlar. Böyle bir şey oldu mu, nasıl oldu, bir anlatsana olur mu ya? Falan izah istemedi. Ne dedi? Tasdikini gene kullanarak dedi ki miracım mübarek olsun. Abi dost, pardon dost dediğimiz bu mu oluyor abi? Mesele var orada. Sürekli tahakkülünü kullanmıyor abi. Evet. Yani sürekli seni sorgulamıyor. Sorgulamıyor. Dost sürekli sorgulamaz. Evet. Fatih şu tarafa. Orada. Şu. Hazreti evet. Ebu Bekir. Biz şeyde. Su lan. Orada. Su dolapta suyun ne işin? Bardağın elinde dolapta nasıl su? Dünyada değil abi ondan. Şimdi orada. Şey ahkam bize şu çıktı. İkide bir dostunuzu sorguluyorsanız dost değilsiniz.
dost değilsiniz. En ufak şeyde şüphelenip de karşıma çıkıp da abi senin için böyle diyorlar diyorsan yazıklar olsun sana. Ben diyorsam da bana yazıklar olsun. Dost demek hata yapmaz demek değildir. Dost tasdiktedir. Arkadaş taakkuldedir. Dost demek hata yapmaz değil. Sana yanlışlık yapmaz değil. Sana yanlışlık yapar ama sana ihanet yapmaz. Yanlışlıkla ihanet farklıdır. Fark nedir? Yanlışlıkla ihanet bilerek yapar onu. Mesela azalmış yeri bildiği halde kullanmıyor. Bu ihanettir. Anlıyor musunuz? Bu ihanettir. Dost hata yapar. Yanlışlık yapar. Ama ihanet yapmaz. Sahabe usta niye miyenge vur diyor abi? O ameli sahada dostun şey, ameli söyledi. Dost sana her şeyi dosttur diye miskamber değil ya. Ama o dostundan gelen şeyleri dostun hata yapmaz mı? Dostunun şahsiyetinden şüphe etmeyeceksin. He, bunu kastı yani, yapmaz tamam, diye. Yani. Eylemin her şeyin ben senin dostunum. Ha ben senin dostunum. Ama benim her şeyim dini olmayabilir de. Hata olmaz mı? Olur. Ama dost ihanet yapmaz. Onun dostunun fiillerini sorgulayacağım, dostunu sorgulamıyorum, öyle mi? Dostluğunu var ya o dostluğu şeyini. Ben mesela gidip de hemen Ahmet'e Mehmet'e bakıp da benim dostluğumdan ikide bir şüphelenmeyeceksin. Şüphe, yani o dostluk artık sabittir. O sorgulanamaz. O zaman şöyle diyebilir miyiz abi ya? O dost aslında Allah'ın dostu. O zaman Allah'a dostsa benim zaten dostumdur. Oradan zaten kaynaklanıyor. Yani öyle baksan. Onun için Üstad Hazretleri diyor ki ben dediğim için yapmayın. Yani. Evet. Tamam. Ama dostumu da sorgulayın demiyor. Dostluk sorgulanmaz. Fiiller sorgulanır. Dostunu ne sorguluyorsun ikide bir? Ya acayip ya ben de iyi bir adam biliyordum bunu ya. İkide bir bunu diyorsun. İçinden geçiriyorsun benim hakkımda. Ben senin hakkında geçiriyorum. Ya ben bu adamı şey biliyordum. Ya bu adam biz layufti yani hata yapmaz, kusur yapmaz. Böyle zaten dost edilmemiştik ki böyle. Böyle mi dostu yani? Dostluğumuzun şeyi hata da yapar. Ama ihanet yapmaz. İhanet yapmaz. Hata yapar. Şimdi çok antika bir yere geliyorum. Dün şey. Evamili tekviniyeler kalbe akıldan, ayatı tekviniyeler ise tasdikten gidiyorlar. Bir daha. Evamili tekviniyeler kalbe şu. Mesela Kur'an-ı Kerim vahiy geldiği zaman niye bunu ayırdık? Burası kişinin özel dünyasıdır. Tasavvur ve tahayyül. Herkesin özeli. %90 bu millet özel dünyada yaşıyor. Umumi dünyada haberi yoktur. Nurcuların 10'da 8'i haberi var. Onda ikisi de buradalar. Sadakatlar olmadığı için. Evamili tekviniye dediğimiz Kur'an burada muhatap oluyor imamıza. İrade sıfatından gelen ayat-ı tekviniyelerin muhatap makamı da tasdiktir. Buradan giriyor. Çünkü tasdik artık irade eyleme dönüşmüş. Tasdik de artık eyleme dönüşme mekanizmasıdır. Dönüştürme mekanizması. Orada tutamazsınız artık. Taakkulda olanlar artık tasdiki gelmiş eylemdedir. Eyleme dönüşüm mekanizması. Başka eylemden gelenleri ilme dönüştürme mekanizmasıdır. İlk önce eylemden bakıyoruz bu çiçektir. Tamam, tasdik. Tasdikimize geliyor. Ayat-ı tekviniye denilen kainattaki ayetlerin
efkarları, fikirleri, duyguları, hasseleri envar-ı marifeti getirdiği zaman içeride bir musaddık, bir tasdikçi buldukları zaman içeri aktarılıyor. Eğer burada bir tasdikçi bulamadığı zaman avesiyeti mutlakaya inkılap ediyor. Aklı var. Ha? Dolayısıyla hayat-ı tekviniyeleri dışarıdan, mevcudattan, elma, armut, köpekten gelen, çiçekten gelen hayat-ı tekviniye ayetleri efkarımız, duygularımız envar-ı marifeti getirdiği zaman içeride bir musaddık buluyor. Abi, tasdik buluyor. Mevcudat ayetini ilmi iradeye dönüştürüyor dersek. Aynen. Buraya geliyor direkt. Bundan sonra akla giriyor. Mesela dedik ki fiilde Resul'a miracı. Evet. Hemen buraya girmiş adamın. Ve ondan sonra ilim sonra Badehu öğrenmiş. Direkt orada sokmuş. O zaman biz mevcudattaki ayetleri direkt tefekkürle buradan şey yapabiliyoruz. Şimdi fazla durmayalım. Geçen hafta durmuştuk buna. Tasdik onaylamaya seni mecbur eden aklen ispat kelam sıfatına işaret eder. Fiilen tasdik irade sıfatına işaret eder. Yazmış mıydı? Orada şu şeyde aşağıda ortada. Şu. Ondan sonra aklım red edebilir, fikir üretebilir, aklıma karşı aklınız olabilir. Fakat fiilde gözükeni tekzip edemedikleri için tasdik ediyorlar. Tekzip edilemeyen her şey tasdiktir. Çünkü tasdikin zıttı tekziptir. Sihirdir de geç diyor. Sihirdir de evet. Geç. Evet. O zaman abi iki tane şey çıkıyor burada. Tasdikte biri Peygamber Efendimizle beraber bir tasdik var. Bir de peygambersiz bir tasdik, o tekzip dediğiniz oluyor aslında. Tekzip de aslında. Yani iman olmuyor yani peygambersiz. Çünkü peygamber realite olduğu için. Ebu Bekir Hazretleri'nin evet. Şeyi var. Mesela İbrahim Aleyhisselam mesela aklıyla aradı. Kainattan, mevcudattan bu benim Rabbim olabilir mi, bu benim Rabbim olabilir. Allah bildirmeseydi Allah'ı bulabilir miydi abi? Böyle bağlamazdı. Nasıl bağlaştırabiliriz burayla? Mesela tavakkulle gitti. Bir yere kadar gitti bu değildir dedi. Sonra Cebrail gelince oraya kadar gelmiş. Eğer peygambersiz, vahiysiz bir insan peygamber dahi olsa Allah bulsaydı evet. Allah bu yöntemi kullanmazdı. Hayır. Abi İmam Rabbani'nin bir mektubunda diyor ki hakiki ben mealini söyleyeceğim. Tarara. Hakiki tasdikin diyor husule gelmesi için izan gerekir. Eğer izan olmazsa diyor hakiki tasdik netice vermez, husule gelmez diyor. Zaten oradan kullanmış. Evet, kullanır. Ben bunun için de söyledim mesela. Evet. Orada peygamberin, İbrahim peygamberin izanı var tasdiklerini yorumlayabildiği. İzan da imandır ya. Evet. Çünkü o oraya geldiği zaman Allah orada zaten getirmiş oraya, bırakmamış. Devam edeyim. Peki abi, adam mesela hiç bulamadı Allah'ını. Yani peygamber, yani ilhamla mı irtibat kuracak? Peygamber değil. Allah'ı da bulması lazım. Sibirya'da bir dağda yaşıyor. O sorular çok eski. Ama künne muazibin hatta nevesen Resul'a. Mesela Sibirya'da, kutuplarda peygamber ve din gelmemişse, onu Allah söylüyor zaten ayette. Hesap yoktur. Hesap açısından söylemedim ki ama Allah'ını arayacak, o Allah'ını bulması lazım. Sorumluluk Allah'a ilgili. Yok. Sorumluluk yok. Şeriat. Sorumluluk yoktur. Hiçbir şey yoktur. Ne kadar duyabildi, ne kadar duyabilirdi. Hatta İmam-ı Gazali Hazretleri diyor ki, Allah'a peygamberi duysa bile, ama mesela şimdiki terörist dini diye, anarşist bir din diye, yanlış medyayla evet. Din anlatılıyor ve İslam'a düşman oluyor. Doğruyu bilmeden. Ha, bunlar bile mesul değildir diyor. İmam-ı Gazali diyor. Ya, tamam, bunlar orada mektubatta 28. mektubu 8. meselesinde bunu anlatıyor. İmam-ı Şafii Hazretleri İlhanefi iki kavli de orada koyuyor. Mesuliyet yoktur. Hatta Allah'a İmam-ı Gazali'den ben bakmıştım. Biraz daha ileri
şey yapayım diye İmam-ı Gazali diyor ki dini duydu. Mesela Almanya'da. Hollanda'da. Ama terörist dini diye duydu medyada. Şunu soracak, duyabilirdi. Ne kadar duydu? Ne kadar iradesi vardı? Ne kadar yoktu? O, onun Allah ile hesabı olacak. Ama buna ehli fetret denilir. Evet. Ehli fetret mesul değildir. Biz din gelmiş, yetmiyor. Mücedid gelmiş, yetmiyor. İçini bu müzakere, bunları yapacaksın. Laikalardan adam ders yapacak. Bildiği halde ustadın bu azam işlerini kullanmayıp ihanet edecek. Yazar bu, napları çıkacak. Bu adamın haini. Şimdi bir de kalkacağız biz de Sibirya'daki adamı mesuliyete sokacağız. Miski haberdir abi. Çünkü ben biraz net o neti. Diyorlar ki sen niçin her doğruyu, benim için şöyle diyorlar. İyi bir adam, hoş adam. Burada da geldi söyledi profesör. Ama her doğruyu her yerde söylüyor. Her doğruyu her yerde demiyor. Bir kere iftira. Peki. Hesap daha neler derim diyorsun. Tek tek Rüştü abinin Zübeyir abi hakkında Yeni Asya'daki hakkında bana neler dediğini deseydim. Onlar hakkında neler dediğini Rüştü Zübeyir abi onunla bana dediğini beni bugün mancınağa koyarlar uzaya bile değil. Mars'a gönderir. Ha, ben kadimim. Yani Zübeyir abideki anlayışlar bana nakledilmiş. Anladın mı? Her doğruyu demiyor. Ha, doğruları, bazı şeyleri sen diyemezsin. Benim söylediklerim demem gerekenlerdir. Bazı şeyler var, çocuk diyemez, bazı gelin diyemez, kaynana diyemez, baba der. Babanın dedikleri var evde, karının dedikleri var, gelinin dedikleri var, çocuğun dedikleri var. Benim yanındaki bir genç benim dediğimi dememesi lazım her şey. Bizim evde öyle değil ama. De fakat benim söylediklerim topluma çok ciddidir. Evet, toplumu hala diyorum olan hala FETÖ'nün karşısına net tavır sergilemediler. Meğer FETÖ'cüymüşler. Bak şu anda hemen kendisini göstermiş. Kim abi? İsmi o bak o kadayı da değil. Orada yazar. Senin eski arkadaşların. Hı hı. Nesilde eserleri çıkıyor adamın. Ve Risale'yi nasıl anlayacaksın diye kitapları çıkıyor adamın seri. Ve şu anda CHP ile beraber, FETÖ ile beraber. Ve Azami Şerif kullanmıyor kasten bildiği halde. Bu haindir. Bir de dalga geçiyor. Bu demokrasi şeyidir diyor. Dinle ne alakası var diyor. Elceba bu siyasetmiş diyor. Arada oldu ama. Ahirette hesabı ve bedeli olan her şey dünyada dindir. Söyle bakalım bunun karşısında bir cevabı. Aynen. Ahirette hesabı ve bedeli olan sorulacak her şey ki aldığı nefesi sorulacağını söylüyor. O zaman nefes alıp vermek dindir. De ki din değildir. Nefes almak din değildir de. Ha, durdu. Kabulmuşlar meydanı boş. Karşısında şey yok. Yayılıyorlar televizyonda böyle. Televizyon arkasında daha program yapmadan birisi çekmiş. Stüdyoda tamam. Abi hakiki gizli yüzünü gönderiyorum dedi. Tamam daha stüdyoda geçmiş. Ara veriyorlar ya. Ara kıçını yemiş. Demokrasi bir seçimi diyor. Yani ben diyor hayır desem diyor. Yani şimdi ben kafir miyim? Çünkü CHP ile berabersin. Küfrü tasdik ediyorsun. Çünkü dindir. İslam neydi? Hatta tarafgirlik, teslim ve inkiyam. Sen batıla tarafgirsin. İslam yoktur. İslam eylemdir. Eyleminiz varsa İslam'ınız var. Eyleminiz batılsa batıl İslamiyetiniz var. Batılsın. Abi o zaman sizin bu geceki o bilginiz aslında o kadar önemli ki bütün bu anlattıklarınızı netleştiriyor. Tabii arkadaşlar. Çok önemli bak. Gece de bana o cümleyi söylettirdi. İslamiyet fiildir. Belki basit bir şey gözüküyor ama bu konu içinde. Bak İslamiyet hakkı tasdik, hakka tarafkirlik bir. Taa tarafkirlik
teslimiyet, inkiyat. Tamam. Biliyorsunuz İslamiyetsiz iman, imansız İslamiyet yoktur. İslamiyet eylemdir, inanç değildir. O zannediyor ki iman sırf itikat zannediyor. Eylem de imandandır. Abi heyecanlanıyorum ya. Eylem de imandandır. Ustad diyor ki amali salih de imanın bir cüzüdür diyor. Amelu. İşaret Hücaz'da 106'da diyor ki amel imandan bir cüz değildir ama amelsiz de iman sağlam kalmıyor diyor. 172 işaret Hücaz'da diyor ki akaidi ve imani hükümleri sabit ve daimi kılmakla melek haline getiren ibadetlerdir diyor. Tamam. Kardeşim 34 mektubat ne diyor? İslamiyetsiz iman, imansız İslamiyet çare-i necat değildir. İslamiyet nedir? Orada tarif ediyor. İltizamdır. İltizam nedir? Hakka tarafgirlik, teslimiyet ve inkiyat. Hakka tarafgir değilsin. CHP ile berabersin. Neyin var? İltizamın yok. İltizam İslam'dır. İslam'ın yok. Peki İslamsız iman kafirliktir. Gayrimüslim bir mümin diyor. Evet. Yani şeyde anladınız mı? Bakın. Peki bu dağda olsa, Sibirya'da olsa, kutuplarda olsa özürü var. Yok. Ama 38 muhakematta ne diyor biliyor musun? Alimin özürü yoktur. Anladınız mı? Alimin özürü yoktur. Şimdi avamın özürü vardır belki. Ama Risale-i Nur'dan laikalar ders yapacaksın. Risale nasıl okuyor, anlaşılıp okunması gerektiğini seri kitapların çıkacak. Laika okumaları diye televizyonda programlar yapacaksın. Ve sana gösterdikleri azami şeri kale almadan milleti ifsat ve idlal edeceksin. Ve ben de sana inanacağım, seni de serişte etmeyeceğim. Ve kamera arkasında da dalga geçeceksin. İnançla. Ya diyor ben şimdi kıçından uzatmış abiler. Hani koltukta. Ben şimdi hayır desem kafir mi olurum? Başta bir avukat var. Hocam evet abi diyor ya. Ya ben diyor bunu diyenleri nasıl itimat edip de arkasında giderim ya? Sanki ustanın arkasına gittim de benim arkamdan geleceksin. Ustanın arkasına gitmiyorsun da benim arkamdan geleceksin. Ben bunları demesem indallah haşir meydanında ümmeti Muhammed yakama yapışır. Hasan abi. Ya. Aileler söylüyormuşlar mı rahat televizyonlarda? Küfre ise küfürdür. Bu dindir. Din olmayanı söyle bana. Tuvalete girmek bile dindir. Allah dini tuvalete girmeyi soracak. Nasıl girdin? Soracak mı sormayacak mı? He? Tuvalete nasıl gireceğini din hesabı içindedir. Kime taraftar oldun? Din değil. Tuvalete girmek kadar. Ona tuvalete giriyorsun. Tuvalete nasıl girdiğini soracak. Bu nefesi nerede harcadın soracak. O elini sormayacak. CHP'ye bastın oyu sormayacak. DHKPC, PKK, FETÖ, CHP, Orlanda, Almanya, İsrail. Nerede yedi duvarla küfürle aynı yerde olacaksın. Ve hala bizim veli nimetimiz olacaksın. Olan sahtekar. Kimi kandırıyorsun? Sorarsan diyorlar ki asabi. Asabi değilim. Malzemem çok aşağıda. Anladınız mı? Nesil grubunun Sözler Köşkü'nün kitabını basıp yaydığını bilmiyor muydun? Bak görüyor musun? Ki Sözler Köşkü bunlar FETÖ'nün B programları bunlar. Türevleri. Türevleri tabii. Uyanık olacaksın. Tasdikten konuşuyoruz. Evet. Hadi bakalım. Tasavvurda olanlardan akledilirse ve tasdik edilip fiile dökülürse insan hatırına gelenlerden o zaman mesul olur. Bu manada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir bağına içinizden geleni konuşmadıkça onunla amel etmedikçe mesuliyet yoktur. Abi özür dilerim, söz verebilir miyim? Bir akşam bir derste küfranı nimet aklen evet ve vicdanı haramdır diyor.
Onu nasıl anlamamız lazım? Bununla da beraber açıklayabilir misiniz? Bu konuştuğumuz mevzuyla mı? Yok, bununla da ilgisi var mesela. Düşündüğümüz bir konu. Şimdi diyorsunuz ki mesul değiliz. Ama küfranlı cemiyet nasıl aklen bizi aramızda kuruyor? Evet abi. Dostum hakkında mesela şeyler, fikirler gelse. Bu şey midir? O haram boyutu nasıl bir boyuttu yani? Yani oraya şimdi çekilirse konuya girmem lazım da şimdi. Çıkalım şimdi. Onu çıkalım. Bunu bu gündemlik hayatında o tasdiğin iltizam olduğunu, tasdiğin iltizam olduğunu, tasdik okuduğumuzdan dolayı bu tasdik de neye girdi bunu? Arkadaşlar, hak ve batıl, doğru yanlış, siyah beyaz, aynı dükkanda aynı insanda satılıyor. Münafığın 9 iyiliği var, bir tane itikattan sokar, hepsini duman eder. Münafık içimizdedir. Kafirin 10 fiilinde onu da berbattır, karşımızdadır. Bizi güçlü kılar. Tamam. Mesela Türkiye'nin bugünkü zor durumda olmasının sebebi içimizdeki münafıklardan kaynaklanıyor. Ne kadar temizlenir ordu veya siyasi vesi, o kadar az olursak o kadar güçlüyüz. Ne kadar onlar münafık vardı, o kadar şeydi. İşte bunlar da onların türevleri, onların enkazları. Kişinin işidir aynası, lafa bakılmaz, tamam mı? Yani iddiasını bırakın, bulunduğuna bakın. O da nedir? Eylem itibariyle hadiseler bize gösteriyor. Nasıl gösteriyor? Vakti girince kişiler kendisini saklayamıyorlar. Allah bir şekilde kendilerini, o gizliliklerini bize gösteriyor merhameten. Hemen sayla atıyor Firavun'dan. Firavun'un cesetlerini atıyor. Bunlar hatta CHP'yi de kutsilemişler. Şu başlık atmışlar. Artık Bediüzzaman'ı Cumhuriyet Halk Partisi ile barıştırma zamanı gelir. Allah Allah. Aynı grup. Evet. Yazmış. Ya barıştırma zamanı geldi. Sen kimsin be? Kemalizm din düşmanının. Nurcu değildin mi bunu yazan? Ama belli nimet gözüküyor. Nurcu gözüküyorlar. Turşucu oldu. Evet, turşucu oldu. Peki bunları bildiğim için söylüyorum. Hak batıl karışmış. Arkadaşlar, Risale-i'nin laikalarına artık böyle tutmayacağız. Şöyle. Sari ifade. Risale'nin hükmettiği yerde hükmetmeyeceğiz. Anlayış temin etmedi. Dindir. Din hayatın hayatıdır. Hem nuru hem esasıdır. İhya-i din ile olur. Bu milletin iyisi. Hayatın kendisi dindir. Tercihlerimiz dindir. Dinimizi oluşturuyor. Ha? Şimdi da geçmişti. Bir şeyin tasavvurla taakkul arasını nasıl ayırt ederiz? Bir daha. Bir şey tasavvur mudur? Düşünce midir? Akıl mıdır? Nasıl ayırt ederiz? Dört tane sebeple. Bir, Vesvese Risalesi'ne bu. Buranın delil ve burhanı hücceti yok. Burada delil var. Hafif. Burada hüccet de burhan var. Mesela bir tane tasavvur geldi Mehmet. Tasavvur geldi. Ya akıl mıdır, tasavvur mudur? Biliyorsun tasavvurlarda mesul değil, yoktur. Hatırımıza gelen. Eğer burhanı, hücceti yoksa bu tasavvurdur. İki. İçinden geleni zahiri şeriata zıt ve fiile ve sözden yapmıyorsan gene tasavvurdadır. Bir mesuliyet yoktur. Abi delil tasavvurda zannediyorum olmuyor. Bir yerde şey demiyor muydu? Bir delilden neşet etmeyen bir ihtimalin ha, delili bu buraya aldık değil mi? O zaman tasavvur ediyorsam delil gibi olmuş oluyor. Mesela o zaman şey sanki doğru. Orada değil gibi geldi bana da. Tasavvurda doğru da var. O delil var.
olmamalı. Mesela tasavvur batıl değil. Hak batıl birbirine karışık, delil var burada. Nedir? Mesela diyelim ki iyi şey tasavvur edemez misin? Bu arada bir sürü şeylerimiz var. Batıl da var. Hani karmadır. Burada karma yok. Burada batılın da delili var yani. Ama hakkın da delili var. Deliller var. Mesela. Fakat burada burhan ve hüccet var. Mesela hücceti ben şey yapmıştım. Büyük zatların ittifaklarına kanaat etmek. Acayip bir tasdikesini götürüyor. Vesveseden kurtarıyor seni. Mektubatta geçiyor. Tevliat-ı Tisa'da. Büyük zatların? Büyük zatların ittifakları var. İmam-ı Gazali. Mesela İmam-ı Gazali dedi ki, İmam-ı Rabbani Hazretleri dedi ki, Bediüzzaman Hazretleri dediğini söylüyor. Dedi ki, içinizden geçeni, ki Resulullah'ın hadisidir, konuşmadıkça içine geçeni, yapmadıkça mesuliyet yok. Ya diyor, içinizden geçen düşüncelerde mesuliyet yoktur diyor. Üç imam diyor. Bu ittifaklarını, icmalarını tasdik et. O kadar rahatsın. Onların bütünlüğü senin tahakkünün oluyor abi. İşte. Yani tasdikin bile oluyor. Tasdikin oluyor. Yani tahakkün üzerine görüyorsan tasdik. Tamam mı? Anladın mı? Yani büyük zatların diyor icmalarına sonra şu zatların ittifaklarına tasdik ettin mi? O kadar rahat gidiyorsun ki. Onun için o büyük zatların varlıkları bizim için anlatamam ama bir fırtına tutuşmuş, tamam mı? Batıyorsun gibi. Ama her şeyin sönmüş. Hak mı batıl mı karanlık sipirip baktın ki bir yerde ışık yanıp sönüyor. Liman. Emniyet yerini sana gösteriyor. O limana sığınmak neyse bunların varlıkları da bize böyledir. İsterseniz o cümleyi okuyayım. Hayret hayret içime kalacaksınız. Bak. Bak orası çıktı hem de. Alim-i Berza ve ahiret seferinde tarikat silsilelerinden bir silsile iltihak etmek. O tarikat iyi çıkıyor. Yol. Yok. Ve o kafili-i nurani ile ebedül abad yolunda arkadaş olmak onlarla. İki. Onlara dahil olduğum bir cemaata yalnızlık vahşetinden kurtulmak. Dünyada bile. Üç. Onlarla dünyada ve berzatta manen ünsiyet etmek. Şimdi geliyor meselemize. Evham ve şubuatın hücumlarına karşı. Bir. Onların icmana ve ittifakına istinad edip her bir ustadını kavi bir senet ve kuvvetli bir burhan derecesine görüp onlarla o hatıra gelen dalalet ve şubatı def etmektir. Onların icma ve ittifaklarına istinad etmek. Ne acayip bir şey. Ne kadar büyük nimet. Onların icma ve ittifaklarına istinad edin. Onların icma ve ittifakına. Aman başkan. O kadar rahatlıyorsun ki. Yük indiriyorsun abi kendine. Aynen. Hademe. Bildiğin gibi. Yani o kadar rahatsın ki. Acaba hangisi doğru? Efendim abi. Özür dilerim abi. Herhalde bir şey tarif ettim. Tamam şimdi... Hasan abi diyor ki olan tasdikleri birbirine tasdikler diyor. Şems hakikate karşı açılan bir penceredir diyor. Bak ya. Hayat-ı Kübra var. Şems hakikate. Şimdi Gazali'yi benden kaldırın. İmam-ı Rabbani'yi önümden kaldırın. Bediüzzaman'ı kaldırın. İmam-ı Şafii'yi kaldırın. İmam-ı Ahmet bin Hanbel'i kaldırın. Ya ben yok tamamen kanatları tüzeli Çin zalimi gibi satacağım tüyünü diye yolmuş. Soğukta, kış, buzda bıraktın Sibirya'da. Kazı bıraktın. Ne olur o ya? Yoldun şeyini.
Ben nasıl korunacağım? Onun için gelmiş adam proje direkt bizim trafolarımıza hücum etti. İslamsız oğlum. Proje ya. Direkt böyle ilk önce İmam Azam'a, İmam Şafii'ye dil uzattı. İmam Rabbani'ye şunlara. O bizi Kur'an'a ve Resul'a bağlayan trafoları kaldırırsan sen evine de direkt kebandan alamazsın. Tamam? Seni çökertmek için direkt adam sigortalara hücum etti. Tasdiyi yıkıp taakkule çekiyor seni. Seni taakkule çekiyor, şeytanlık yapıyor. Tasdiyi sorulur. Sofestayı bile bana inkar edememiş abi bunları. Evet, bunları inkar edememiş sofestaylar bile. Ama adama bak. Ve bizim veli nimeti gözüken bakırcı, alüminyumcu, demirci de onunla program yapıyor. Ve Nurcuların veli nimeti. Yazar o da. Dost TV'lerde program da yapmış. Ve Adem'e ben gözümle gördüm videosunu. Ben dedim öyle kışa konuşmam. Adem Aleyhisselam'ın babasızdır diyorlar. Bak, bak, bak. Babasızdır diyor. Dalga geçiyor. Adam da kitap Kur'an karıştırıyor buraya. Onunla program yapıyor. Ve ustada iftira yapıyor. Kur'an tarifi var ya Risale'de. Kur'an Arş-ı Azam'dan, İsmi Azam'dan, her ismi Mertebe Azam'da gelmiş. Oraya böyle tarif varken şöyle yazıyor kendi kitabına. İslamsız oğlum. Nerede kalmış değil mi? İslamsız oğlum. Kur'an'ı tarif ediyor. Ha Kur'an. Şöyle yapıyor. Yazıyor. Kur'an ve Risale-i Nur diyor. İsmi Azam'dan, Arş-ı Azam'dan. Bu iftirayı yapanla beraber. Arkadaşlar bu da çok önemli bir konu var. Arada girdim var ya. Kur'an ve Risale-i Nur, İsmi Azam'dan, Arş-ı Azam'dan, İsmi Merdek. Bunu böyle iftira yapan, Adem Aleyhisselam'ın babasız olduğunu kimdeha yapıp da onunla program yapan, geliyor Risale'nin dersi yapıyor. Yani ahmak mısınız? Nasıl bir ahmak? Kimden evet bekliyorsunuz? Bu adam, peki böyle bir program yapıyor, Risale-i Nur'da bir de yazılarını veya şeylerini dinliyorsunuz ya. Dinliyorlar ya. Adam başka bir şey, Beyazoğlu, Alikoğlu, Karabaşoğlu mu nedir sıkkınlar? Usta da azam-ı şeriatı yapmıyor. Ben şimdi diye ailesim kabir mi olurum? Aynen olursun. Tasdik. Çünkü tasdikin yok. İslam'a tasdik. Meylesin diyordu yani. Az bir meylesin. Taraftar olsa şöyle diyorsun diyor. Meyletse velâ terkenü ilellezine zelemu. Fetemesekumunlar. Allah seni cehennemle tehdit ediyor. Sen kıçını böyle çevirerek koltukta diye dalga geçiyor. Ali, siyaset zannediyor. Alim'in özrü yoktur ya. Alim'in özrü yok ki. Nasıl bir alim değil diyor. Hangi zamandayız? Üç. Arkadaşlar. Konu aslında bu abi ya. Tabii konu. Bu adamlar olmasa konuyu anlayamayacağız abi. Allah. Allah onun için görevlendirmiş. İmam-ı Rabbani şimdi ben ümmete nasıl demeyeyim? Adam niye Gazali'ye hücum ediyor? Niye İmam-ı Şafii'ye? Allah'ım ayağındaki hakikatin hürmetine ayağı Şafii Hazreti bize şefaat et. Amin. Amin. Onlar bizim veli nimetimizdir. Ne demiş? Fitne ortalığı karıştığı zaman düşmanınızın okunu takip edin. Vay be. O sizi dostunuza götürür. Allah'ım sırf bu sözü için ona nasıl yakışıyorsa öyle muamele. İmam Şafii. İmani bir mesele değil. O değil ya. Bu değil ama bir ferahlık geldi içime. Ya, acayip. Evet, evet. Ha? Çünkü abi bizi şeyden çıkarıyor bu. Tasavvurdan, taakkulden çıkarıp tasdiye çıkarıyor. Tasdik de kardeşim koyunuz. Bilin bu insanların varlığı var ya. Gece fırtına, zifiri karanlık. Gemi parçalanıyor, tamam mı? Tahta mahtalar. Ne işim? Can derdine düştüm. Bana ışık gösterip limanına sokup beni tahliye gemisiyle alıyor gemiden. Şimdi gel diyor Hasan. Gemisine koyan İmam-ı Şafii'ye Allah'ım rahmet et. Amin. Gafur sen de gel. O asırdan bu asırdan. Gafur sen de gel. Dersin hürmetine ya Rabbi. Hastayım ben. Bunlara birisi dil uzatınca ben de neler olabileceğini hayal ediyorum. Ondan oluyor. Belki de şeyin çıkıyorum ama ondan oluyor. Çünkü acayip bir tasdiklerim var. Onlar benim veli nimetim. Onlar varlığımın sebepleri. Şimdi 3. Bizi biliyorlar mı abi ya? Fühsübhanallah'ın şefaat edilmesin.
Hatta biz biliyoruz da onları. Yani haberdarlar mı bizden ya? Sen bileceksin de onlar biliyorsun. Peki olur ya. Acaba yani gelmedikleri dersimizde böyle bir dersimiz var mı diye sor. Dersimize iştirak etmedikleri olmuş mudur? Şu dersimize. Veli hakikat için fark etmezdir. Bir kısım demiyor. Ekseri, evliyaların ekseri dünyevi libaslarıyla, timsalleriyle geliyorlar. Elhamdülillah. Bir kısım demiyor. Şafii Hazretleri gibi demiyor zaten. Evliyaların bir kısmı demiyor. Ekserisi diyor. 57 değil mi Etuban? Evet, 57 abi, evet. Ha, timsalleriyle geliyor. Bazen bir Ahmet Mehmet'in simasına geliyor. Bazen benim simamda geliyor. Bazen onun bunun simasına geliyor. Rüyada geldikleri gibi, tamam. Melek gelecek de Şafii Hazretleri gelmeyecek. Olsun, kelama dönüştürelim biz onu da. Mesela Gafur abi değil belki gelmedi. Peki, bir tane şeyi vereyim. Birisinden bahsedilip de huzur geldiyse o zat oradadır. Hazır oluyormuş. Unutmayın, o kaydedir o. O zattan bahsedip size huzur oluyorsa o zat oradadır. Ruhaniyat. Oldu abi, elhamdülillah. Bir şey söyleyeyim mi? Hafif, İmam-ı Şafii buradaydı. Onun için ondan konuştuk değil mi? Ellerini evet. Öpüyor. Tersi oldu yani. Biz konuştuğumuz için mi, o geldiği için biz konuştuk. Evet. Kuru bir iddia değil. Üç. Hem sen onlardan rahatsız olup titriyor, korkuyorsan tasavvurdasın. Takıldız, kusura bakma aklım gitti. Eğer gelen acaba bu imanıma zarar mı oldu, bu kafir mi oldum? Korkuyor, titriyor musun? Buradasın. Tasavvur olması lazım abi. Tasavvur da. Buradan kurtarmak ilk. Ha, tamam. Buradan kurtarıyor. Ha, tamam. Eyleme dönüştürmedin, konuşmadıkça tasdiktesin. Onun kadar konuştuk. Tamam. Dört, sen ona Adem-i Rıza gösteriyorsan taakkuldasın. Yani bunu ayırt etmek için bu çizgiyi aşmak için. Tamam mı? Şimdi. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Ha, burada kalma. Bunun için okuyordum. Hepsini var ya, bir ara versek var ya sana. Çok iyi olur. Peki tamam hadi. Saat kaç oldu? 11:30. Yani, derken. Ama şeyden yani ikinci ara biraz daha uzun oluyor, namaza tam denk geliyor. Peki. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin selavat. Şimdiki ders bugünkü derstir. Şimdiye kadar olan zaten geçmişi hatırlamak içindi. Hem de gündelik hayatta uyguladık. Uygulamalı tasdik yaptık. Bu şeyi bir anlatır mısın? Benim çok hoşuma geldi. Onu anlatır mısın? Anlatayım mı? Anlat ya. Abi şimdi yani şu şekilde bunu yakabilir miyiz kardeş? Evet abi. Tam benim şey yapmam lazım. Şuradaki şeyimiz vardı ya, dimağın mertebeleriyle, vicdanın mertebelerinin birbirini tamamlıyor şekliyle. Ne yaptım zaten? Bir rabbim sıkışmışım. Şimdi oldu. Buradan şey yapalım. Buradaki dimağın mertebelerini biz ilk zaman birebir eşlemeye çalışmıştık. Onun yerine birebir eşleme değil, birbirini tamamlama, birbirlerin arasındaki bağlantılar şeklinde geçenki ders düşünmüştük ya. Evet. Şimdi onu bir de şey olarak, acaba dişli mantığıyla düşünsek nasıl olur diye şey yaptım, tefekkür. Onda da şöyle bir şey çıkıyor, mevzu oluyor. Mesela bu taraf, şunlar dimağ temsilesi. Dimağın mertebeleri. Dimağın mertebeleri. Yedisini çizmedim ben uzun olur diye, örnek olsun. Şunlar da vicdanın mertebeleri. Birbirlerinin arasına girdiğinde nasıl bir hareket oluyor diye. Şimdi normalde şunu tek düşünelim. Dimağ tek başına çalışan bir sistem olsa bu çarklar.
Şimdi bu çarp mesela bu hareketi yaptığında, saat yönünde böyle bir hareket yaptığında, şu dişli buna eğer gelirse, bu buna böyle döndüğünde bu ters hareket yapar dişli mantığında. Bu da böyle hareket eder. Bu böyle hareket ederken bu ters yönde hareket eder. Çünkü bu dişli buna geldiğinde ters hareket eder. Sen geç kardeş, oraya bu geç. Da, geç oraya. Bu da buna değdiğinde bu sefer böyle dönerken bu da bu tarafa tekrarlanıyor. Yani bir öyle, bir böyle. Bir öyle, bir böyle. 7 tane birbirinden farklı hareket çıkıyor. Vicdanla ayrık olduğu zaman. Tabii şimdi tek başına çalışıyor diye düşünüyoruz. Yani şu yeşili kabul etmeyin. Tek bu dişliler birbirine değdiği zaman bir böyle, bir böyle, bir böyle, bir böyle, bir bütünlük çıkmıyor. Hareket bütünlüğü çıkmıyor. Dişli mantığı odur. Dişli mantığı. Ama biz eğer bir bütünlük, tek bir hareket çıksın istiyorsa o zaman başka bir mekanizmayı getirip onunla dişlileri şey yapmamız lazım. Şimdi vicdanı getiriyoruz. Bunların ara birleştiriyoruz. Şimdi bu hareketi böyle yaptım. Bu buna değecek. Buna değdiğinde bu sefer bu ne yapacak? Böyle bir hareket yapacak. Bu böyle hareket yapınca bu dişli bu sefer böyle yapacak. Az önce ters yapan hareket düzeldi. Bu böyleyken bu da böyle hareket etmeye başladı. Bu böyle hareket ettiği zaman bu tarafı döndürüyor. Bu da böyle dönüyor. Buraya verdi. Buraya tekrar hareket etti. Ne oldu? Tek aynı yöne hareket eden bir bütünlük ortaya çıktı. Nasıl oldu? Bunlar bu birlikte hareket edince bütün mertebeler aynı yönde hareket elde ettik. Vicdan ve dima bütünlüğü olmuş oldu. O zaman yani arkada tek bir bütün bu dişlilerden üretilen enerji mille mesela bir motoru hepsinin şeyi bir tek şey üretti. Bütünlüğü getirdi. En yani mükemmel sistem çalıştı ama bir şey var abi. Dima ilk pozisyonda çalıştırdığımız zaman ters hareket ettiriyor ya kendi şartlarını. O bu sefer vicdanın da çalışma sistemini bozuyor. Yok, ilk önce tek başına hareket ettiğinde bu birbirine değmiyor. Birbirinden bağımsız hareket ediyor. Şöyle düşünsen vicdanı da evet, doğru. Değiştiriyor. Şimdi o öyle bir işe getirdi ki hakikaten. Mesela şimdi bu vicdan olsun yeşiller. Ki vicdan kabul etmeyin. Birbirine geçirin. Bu böyle dönerse bu böyle dönecektir. Evet. Ters. Bu böyle ters dönünce bunu da böyle dönecek. Bununla bu aynı olacak ama bu ters olacak. Ters, 7 ters düz. Hep ters düz, ters düz olacak. Vicdan da böyledir. Peki vicdanı bu dima sistemi. Bu da vicdan olunca. Bu temsil tabii. Tabii temsil. Bak böyle getirirse, dayatırsan bu araya bu sistem de düzeliyor. Bu sistem de düzeliyor. Evet. O zaman en mükemmel sistem o zaman oluyor. O tabii. Hepsi aynı hareket. Çünkü adet olay ya kanun. Yani. Vicdandan biz hakiki neticeyi almamız için dimadan da hakiki neticeyi meylimizle sistemini çalıştırmamız gerekiyor. Evet. Dima 7 vicdan 4 meratip olarak zikrediyoruz abi o zaman. Evet. Tamam şimdi devam edeyim. Tamam. Çevireyim ben bu tarafa. Tamam anlaşıldı mevzu. Yani şu sistemimizin doğruluğuna misal oldu. Onu gösterir misin o soldaki? Şu. Az önceki bunlar çarp diye düşünün. Bu da yeni bir çarp getirdik. Birbiriyle bir bütünlük tek bir şey elde ettik. Hareket ettik. Şimdi mükemmel oldu. Evet. Hem de sistem bir bütüne geliyor. Dörde beş de sıkıntı olmuyor abi. Yani çarp bir tarafı dört bir tarafı beş oluyor. Vicdan tarafı dört. Öyle çalışıyor yani. Evet. Bir tanesi de itikat olarak çıkıyor. Şimdi sözde şualar 136'dan çıkan şey metni okuyayım ben size 317'de. Şualar 136'da şöyle geçiyor. Sağında hadsiz ukulu mustakimenin delillerle tasdikleri. Sağında. Tamam bak ustad. Sağında hadsiz ukulu mustakimenin delillerle tasdikleri. Şimdi buradan ne çıktı? Aklın içinde de tasdik var. Tahakkün içinde tasdik. Aklın içinde, tahakkün içinde tasdik de var. Ama eylemsiz tasdik. Şurada. Şunun içinde tasdik var ama bir bilim yeni çıktı. Fakat eylemi yok yani. Evet, iltizamı yok.
He. Şeyde yok muydu ya, sıfatlarında tasdik var mıydı? Tasdik. 24 tane de. He, acaba var mıydı bilmiyorum. Herhalde var gibi. Diman tasdiki denmesi için eylemdedir. Yani bu dimadı ya. Diman tasdiki konuşunca bu dima eylem olduğundadır demektir. Eyleme geçmiş. Eyleme geçmemiş her şey dimada taakkuldedir, tasdik değildir. Yani düşündüklerimiz eylem üzerindeyse biz o zaman dimağımız tasdiktedir. Şey de var abi, tasdiki akli diye mertebe yazmışsınız abi. Tamam. Zaten varmış. 24 tane aklı sıfatı tasdik. Tasdik varmış ya. Yani. Yok o şey dosya lügatta mı okuyor? Ha, lügatta. Eyleme, aktarıma geçmişse nasıl anlarız? Yani taakkuldeki tasdik ile dimadaki tasdiki nasıl anlarız? Fiil. Fiile dönüşmüşse buradadır, dönüşmemişse buradadır. Yani neydi? Eyleme, aktarıma geçmişse dimağın tasdiki olmamış aklın içinde bulunan ve kişinin kendisini bağlayan tasdiktir. Yani bu kişiyi bağlayan tasdiktir. Kendi içsel alemi de tasdik. Ama eyleme dönüştürmemiz. Bu artık dimağından eylem üzerindedir. Bu şer'i bedeli vardır. Tamam mı? Abi namazı buraya uygulayabilir miyiz? Namaz tasdiktir. Yani aşağı inmiyor. Ama taakkulde olan tasdikteyse namaz eylemde yoktur. Yani namazı kılmak istiyor, tamam mı? Kabul ediyor, kabulün dışında. Tasdik de ediyor ama eylemiyor. Kılması gerekiyor tabii diyor. Tabii kılmam lazım diyor. Ama kılmıyor. Taakkuldeki tasdiktir. Fazla durmayalım, geçelim. İnkiyat gibi oluyor abi. He? İnkiyat. Tasdik var, o yüzden diyor ki İslamiyet inkiyattır. Fiile dönüşmüş. Şimdi başka bir yer okuyorum. Fiilin biraz iltizamda olması lazım gibi geliyor da tasdik daha şimdi fiil tarafı olmaması lazım. Tasdikten iltizam çıkıyor ya. Ha, oradan tamam. Ha, öyle bir ilişki var, doğru doğru. Bu zaten. Tamam tamam, ben ona bakmıyorum. Bu buradan bu çıkıyor ya. Doğru. Çıkmış ya, iltizam. Tamam. Tasavvur değil, ha şey, bak şu 137, şu anlar 154'ten okuyorum. Nasıl geçiyor? 317, 154, şöyle geçiyor. Belki ilmi mantıkta tasavvura mukabil ve marifeti tasavvuriyeden daha çok şey, bir de okuyorum. Belki ilmi mantıkta tasavvura mukabil ve marifeti tasavvuriyeden çok kıymetdar ve burhanın neticesi olan ve ilim denilen tasdiktir. Tamam. Şey ne oldu abi, o sağ soldan bir şey tam ne çıktığını söyledin misin? He, yani sağ geçmiş de çalışıyor tasdik. Ha. Tasdik sağ geçmiş ya. Sağ tasdik değil mi? Evet. Sol? Sol gelecektir. Ne diyor? İzandır. Nedir diyor ona? Ona izanla yani. Orada ne diyor? Burada bir şey yapmadım da. Şurada yapmışım. Geçmiş şeylerle çalışıyor. Yani tasdiki aktif eden sağdır. Geçmiş tarafına bakıyor. Sol. Evet. Usta boşuna kullanmıyor yani. Sola da bir şey diyor sanki ama. Sol gelecektir. Yok şey olarak o. Bu tasdik makamında ne diye söylüyor. Geçmiş izandır abi o manada. Ha, yani öyle midir? Yani şimdi buradakini şey yaptık o artık geç... Tamam, hocam, Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın Hazreti Peygamber'e peygamber olmadan önce de bir tasdiki vardı. Tabii onu... Peygamberlikten sonra başlamadı. Onu bu hale bir anda tasdik etmesi bir mazisi var tabii. Hatta kafirlerin bile onu biraz da ilerler herhalde. Solunda diyor, selim kalplerin ve temiz vicdanların cidmi itminanları ve samimi incizapları ve teslimleri diyor. Sol. Solunda. Bir de okur musun? 25'in sözü, hemen açacağım abi yerini de. Tamam tamam okudum bir yerini işte.
Kur'an'ın altı ciheti nuranidir, sırt ve hakkaniyetini gösterir. Evet, altında hüccet bürhan direkleri, üstünde sikke icaz lemaları, önünde ve hedefinde saadet-i tarih hediyeleri, arkasında nokta-i isnadı vahiy semavi hakikatları, sağında hadsiz ukul-ü müstakimenin delilleriyle tasdikleri, solunda selim kalplerin ve temiz vicdanların ciddi itminanları ve samimi incizapları ve teslimleri. Teslim zaten ya, seleme şey, fiil yani istamet, iltizam. Şey, sol taraf o. Sağ taraf? İtminan, şey, itminan, incizap, teslim, vicdan. Orada neresi ki acaba vicdan? İtminan, incizap, teslim. İncizap şeydedir. Evamir tekniğinde ya, içinde. Hmm. Latife insani var, onun içinde olanlar var. Bir bütünlük getirmiş yani. Hmm. Şimdi devam edeyim. Şualarda bunu okuyayım bir daha. Yani demek ki tasdik sağla çalışıyor. Bir mazisi var. Bir de okuyorum şualar 154, bu da ilginç bir yer. Belki ilmi mantıkta tasavvura mukabil ve marifeti tasavvuriyeden çok kıymetli ve burhanın neticesi olan ve ilim denilen tasdiktir. Tasavvur değil, burhanın neticesi olan ve ilim denilen tasdiktir. Akıl olanların tasdikte ilme dönüşüyor. Aklı olanların, aklı olanların tasdikte ilme dönüşüyor. Yani akıl olda olanların ilim denilen tasdiktir diyor ya. İlim kisvesini burada alıyor. İlim yani geneli bağlıyor, hüccet oluyor. Zaten şeyde de meratibi ilim mi diyordu? Şeyde sözler 706'nın şeyi neydi? İmada. Meratibi mültebise neyi mültebise? İlim değil miydi? Yok. İmada meratibi ilim mültebisedir diyor. Meratibi ilim. Konu aslında hani oraya geleceğim. Burada da tasdik denilen ilim diyorsa bam teli burada duruyor gibi duruyor. Evet. Yani nereden bakarsak oradan duruyor da. Hüküm diyor. Sözleri alayım. Dimağda merati bir ilim muhteliftedir abi. Mevzu merati bir ilim. Hani dimağdaki merati bir ilim. O zaman tasdik denilen ilimse de hani parmağımızı koyacağımız nokta biraz burası o zaman. Öyle değil mi? Tabii burası. O zaman ilim burada oluyor yani. Yani buraya kadar hazırlık. Nerede geçiyor merati bir ilim? Şeyin başlığı. Dimağda meratibi ilim muhtelifedir, mültebisedir. Meratibi ilim. Tamam. Ha, o zaman şöyle diyebilir miyiz abi? Buraya kadar ilmin mebadileri, başlangıçları, oluşma safhası. Burada ilim oluyor, bundan sonra da ilmin meratipleri derecelenmesi çıkıyor. Yani denilir yani. Öyle çünkü, çünkü bu tasdik adeta, bak şimdi, 1, 2, 3... Bir, iki, üç. Ha, tam ortada. Berzahta duruyor. İnsani berzah. Yani insanla tasdik oluyor herhalde. İnsan tasdikiyle insan oluyor. Hakiki insan oluyor. Her akıl sahipleri mesela ya akılın, takılın, efele tefekkürün, aklınız yok mu, düşünemiyor musunuz vesaire. Hitap ettiği zaman hakikaten adam da bu sistem çalışmıyor. Hitap ediyor. Tasavvurda fakat bu adam, yani bu tasdik, şuradaki meratipler ilme dönüşme mekanı, mekanı bu, sistem. İlim denilen tasdik, ilim. Burada ilim geçiyor. Ben sana da şey devam edeyim de, bakayım daha ne çıkacak. Yine konuşacağız, geçmeyeceğim çabuk. Tasavvur değil, burhanın neticesi olan ve ilim denilen tasdiktir. Ha, burhanın neticesi diyor. Evet. Burhanı siz şey dediniz değil mi? Taakkulde demiştik. Sanki. Bunun neticesi oluyor. Değil mi? Burhanla hüccet. Evet, yani demiştik. Yani delil buradaydı. Yani burhan hüccet. Burhan ve hüccet buradaydı. Onun da neticesi. Onun neticesidir diyor zaten. Evet. Ben zaten sarahatlerle yürüyorum bu tür şeyler. Hmm. Burhanın neticesi olan ilim. Hmm. Yani bunun neticesi olan. Şimdi o zaman
Aklı olanların tasdikte ilme dönüşüyor. Aklı olanların tasdikte ilme dönüşüyor. Yani tasavvurda her çeşit düşüncelerin kol gezdiği deliller var. Şurada. Aşağı. Her çeşit tasavvur aşağıda. Ha, tasavvur değil. Bu değil. Her çeşit delillerin oldu. Batılın da kendisine göre delili var. Hakkında delili var. Kol geziyor. Burada ise burada burhan var. Hüccet var. Ve bir taraf bir özelliği var. Bir taraf. Yani bunların bir bütünlüğüne getirmiş. Çünkü akıl alettir. Netice değil. Neticeye bununla varıyorsun. Akılda dev kütüphane var. İlmiyle dalalete giden yok mu? Var. Tasdiki yok. İlmiyle dalalete giden var. Sadakatle dalalete giden yoktur. Yani o ilmi ilim olabilmesi için sadakat sisteminin tasdik etmesi lazım. Ondaki bilgi abi, ilim değil. Ha işte bilgi. Bilgi. Edile-i şer'iye vurursa o zaman ilim oluyor. Yani kaçırmamak lazım. Sadakata dönüşürse ilim oluyor. Evet. Mesela tasdik neydi? Tasdik, iltizamdı. İltizam deliline tasdik neymiş? Tarafını fiilen kesinlikle göstermiş oluyorsun. Nedir o? İltizam, eyleme dönüşmüş iltizam. Hakka tarafkirlik, teslim ve inkiyat. Artık şuna adam tarafkir. Bir yere fiilen tarafkir. Batıla taraf. Bu adam diyor ki hayır ben onlardan değilim ama öyle düşünüyor. Olmaz. Olur mu? Olmaz. Olmaz. Abi bu dersin bu zamana çakması tesadüf olabilir mi Allah aşkına? Olacak bir şey. O da olmaz abi. O da olmaz. Bak şimdi anladınız mı? Yani ben onlardan değilim. Onlar gibi düşünmüyorum ama onların onayladığını onaylıyorum. Peki iltizam neydi? Hakka tarafkirlik. Hakka tarafkirlik yok. İltizamın var mı? Yok. Bitti. Tasdiki var, iltizam yok. Öyle mi? Yok. Ne diyorsam o. Şimdi yeni gel. Yani iltizam neydi? Üçü birdir. Hakka tarafkirlik. Hakka tarafkir değilse iltizamı yoktur. İltizamı yoksa, iltizam neydi? Yazıyor. Sistem itibariyle. Sol üstte yazıyor. He. Nerede? Yazmışsın. Ha. Ama iltizam neydi? Hakka karşı tarafkirlik. İki, teslim, inkıyattır. Tarafkirliğin batıl. Hakka tarafkirlik. Mesela Allah söylüyor ki, benim tarafkirliğimle ne olacak diyor. Allah da diyor ki, değil tarafkir olmak, meyledeni bile Allah cehennemle tehdit ediyor. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذِينَ زَلَمُوا فَتَمَسَكُمُ النَّارِ İyi tarafkir olmak, meyledeni de tehdit ediyor. Tamam. Peki bu tarafkirliğin batıl. Ama ben sizin bir nimetim, ben sizdenim diyorsun. Ama tarafkirliğin batıl da. Sen batılsın. Çünkü bu bütündür. Tek tek düşünmeyin. Tarafkirlik, teslim, inkiyat, tencereye koy. Tamam. Kıyaktı. Tencereye koy, karıştır. Karşıyla silin valla. Hakka tarafkirlik oldu. Karşı yok değil mi? Karşı yok. Hakka tarafkirlik. Hak yok. Hakka karşı mıydı? Karşı. Bir bakar mısınız? Hakka tarafkirlik, teslim ve inkiyattır diyor şeyde. Bakın, bakın. Bir bak 34. Demek ki adam batıla taraftar ise bu adam ne denir? Pasif değil mi lan? Batıla taraftarsa. Batılda taraftarsa batıldır da. Buna ne derdir hocam? Adam tasdikte olan bir insan hakkında artık suizan edemezsin, üst düzende edemezsin. Karşı yok ama. He. Hakka tarafkirlik ve teslim ve inkiyat. Bakın hakka tarafkirlik ve'si var değil mi? Ve, hakka var. Tarafkirlik ve teslim ve inkiyat. Ve evet. Şimdi bak adam batıla tarafkir ise hüsnü zannedemezsiniz. Adam hakka tarafkir ise suyu zannedemezsiniz. İşte tasdik tarafı. Bitti. Bir daha adam batıla tarafkir ise hüsnü zannedemezsiniz, edemezsiniz.
Hakka taraf gelirse suizan edemezsiniz. Batıla taraf gelirse hüsnü zan edemezsiniz. O batıldır o hata. Çünkü taraf girdiği batıl. Çünkü kişi fiillerle kendisini anlamlandırır. Tercihlerle imanımızı oluştururuz. Hayat eylemlerle İslamiyetimizi inşa ederiz. Bu da İslamiyetin içi ya abi, iltizam. Evet. Bir tanesi olmasa İslamiyet olmaz. Devam edelim. Yani hiç şansa bırakmıyor bu derste, biliyor musun? Oyu açıktan kullansaydık Çeşke abi ya. Kapalı değil de açıktan kullanacak bu oyu. O zaman herkesin ne olduğunu çıkaracak. Herkesin ne olduğunu Cenab-ı Hak hem ayet gördüm hem hadiste de var. Sizin ne olduğunuz ben biliyorum diyor, ama sizin ne olduğunuz hem size hem de ayan etmedikçe ölmeyeceksiniz diyor. Bir şekilde çıkıyor, kusuyor. Müslümanlara bak, Müslümanlara ve İslamiyet'e ihanetinin cezası geçmişiyle veli nimeti olanların rezil kepaze olduklarını rezil ediyor Allah. Aslında bunların ayan olması nimet. Çünkü sizi ne olduğunuzu ortaya çıkmadıkça ölmeyeceksiniz diyor. Saylar. Anladınız mı? Yani öyle bir asırdayız ki sadaka çok ciddi iş yapıyor. Hiç kafanı karıştırmayacaksın. Ne demiş? Bitti. Akılla gitsen ha, mi? İstikamet. Sadakattır. Hani var ya, elhamdülillah Rabbil Alemin, hiçbir zaman bak Fatiha'da ilmim artır yok. Allah'ın ihdine sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakimimizi arttırma. Sırat-ı müstakim hidayettir. Hidayet Burak'tır. Demek ki sırayla gidersek sadakat istikamettir. İstikamet hidayettir. Hidayet Burak'tır. Burak da Miraç'tır. Kardeşim, tarafgirliğin batıl olanın iltizamı bozuktur. İltizamı bozuk olanın da hüsnü zan edemezsiniz. O odur. Bitti. Çünkü sizin en azından haşirde deliliniz var. Ne dedin? Allah'ım böyleydi. Tamam. Devam edelim. Abi aslında 2-3 kere soruldu ama bu biraz kürsel açıkta kaldı. Yani kafirin de iltizamı var ama nasıl çalışıyor mu? Öyle bir nasıl anlayacağız? Var tabii ya, kafirin iltizamı da var tabii. Tasdiği de var, hepsi de var. Tabii ya. Yani, batıl bir şeyde de çalışıyor. Tam yani. Tersine mi çalışıyor? Abi bak şuraya var ya. Tasdik ediyor. Hakka tarafgirlik teslim enkiat mıdır? Bu Müslüman. Zıttığı bir şey. Tamam. Tersini düşün. Ya. Batıla taraf gir, batıla teslim, batıla inkiyat. Adam ömrünü vermiş. Yani o iltizam mekanizmasını batılda çalıştırıyor. İki tarafı tabii, çalışıyor. Tabii. Mesela diyelim ki bir uygulayayım. Adam hakka tarafgirliği anlatıyor. Yani nedir? Hakka tarafgirlik anlayış değildir. İtikat değildir. Hakka tarafgirlik fiildir. Kendince hakka. Tamam mı? Mehmet. Anla yani. Kendince hakka değil. Bak neticeyi anla. İtikat değil tarafkirlik. Fikir değil tarafkirlik. Evet. Eylemdir. Şimdi bir insan eylemde batılda ise ona hüsnü zan etmek ahmaklıktır. Eylemde hattadır. Ona suizan etmek gene ahmaklıktır. Cehalettir de. O zaman kişinin işi aynasıdır, lafa bakılma sırrı. Bu tarafgirlik itikat değil, anlayış değil, fikir değil, seziş değil, nedir? Fiildir. Fiil, tarafgirlik. Ha, şimdi bir insan fiile batıla tarafgir. Şimdiki tabirle oyunu dinsizlerle beraber aynı netice. Hayır mesela diyor. Hayır diyenler PKK orada. CHP orada. FETÖ orada. Hollanda orada. Almanya orada. İsrail orada. İngiltere orada. Amerika orada. Nerede bilmem ne yaptığım şeyleri hepsi orada.
Hepsi münafıklar, hepsi orada. Bir ayraç olur değil mi? Çok güzel. Ben kazanabilirim, karşısında durmayayım. Biraz benden feyiz alayım. Şimdi sen de, sen, yani eylem ya, sen de tarafgirliğinle oradasın. Ama bedenin benim yanımda. Ama burayı da ifsat ediyorsun oraya göre. Fiilen aynı. Murban, o da CHP'de hayır diyor. FETÖ'de hayır diyor. Hollanda'da hayır diyor. İngiltere'de de hayır diyor. Sen de hayır diyorsun. Ben sizdenim diyorsun. Ulan sen kimi kandırıyorsun? Sen kimi kandırıyorsun demezler. He? Sen tercihlerinle sen değil misin? Tercihler kimdir? Madem tercihin sen değilsen, sen bizdensen, bizim tercihle beraber değilsin. Tercihinle sen kimsin? Bedeninle sen kimsin? Tercihinle sensin, bedeninle münafıksın. İçimizde olduğun için. Tercihinle olsun, kafirsin, tercihinle bizim içinde olmanla münafıksın. Fiille aldığımız nefes dindir, hesabı var. Tuvalete nasıl gireceksin? Hatta nasıl taharetleneceksin Ramazan'da? Dindir. Ya da hain diyelim abi. Hain dedi ya, evet. Hain. Rüyadaki o, rüyaya bakılırsa şöyledir. Aranızda hainleri bulunanlarsın dedi. Onun için münafık demeyelim şimdi diyor sanki. Evet, hain dedi, doğru. Evet. Ama aynı şeydir. Aynı aynı. Benziyor da. Ama tutulmayan haindir, haindir. Evet. Çünkü Müslümanları idlal edenleri serişte etmek İslam'ın, imanın hamiyetindendir. Müslümanlara sevgidendir. Müslümanları korumak adınadır. Bak senin bu idlal ediyor diyeceksin. Ha. Şimdi devam ediyorum. Ya niye öyle oluyorsun diyeyim. Ya tasdik ya konu. Konuyu işliyoruz biz abi. Yani, yani ben de diyor, her oturuşumda diyorum ki niye girdim? Ama tasdik, konu tasdik. Konuyu işliyoruz. Yani vallahi ne demek biliyor musun tasdik? İltizam. Yani iltizam demek. Tarafgirlik, teslim inkiyat, fiilden bahsediyor. Yani hani neye benziyor? Diyor ki ben bir taş attım diyor. Adamı taşa böyle böyle böyle. Alnını tuttu, kırdı. Şimdi taş atanda mı suç, taşa kafayı tutanda mı suç? Taş tipleri. Ne yapayım ben, bir taş attım. Şimdi taş atıyorum, sana geliyor. Ne yapayım ben? Çekilsene orada. Bana gelmez artık. Tabi hayat da bir daha. Tasavvurda her çeşit düşünceler var. Deliller var kardeş. Taakulda akılda ise burhanlar var, hüccetler var. Tamam mı? Buraya ise delilleri, burhanları, hüccetleri almış, ilme dönüştürmüş. Bunların bütünselliği ilimdir. İlim denilen tasdik. Burhanın neticesi olan tasdik. Tamam mı? Bak, delilin, hüccetin, burhanın neticesi olan tasdik, yani ilim. O zaman ilmi hakikat oluyor. İmam Gazali diyor ki burada, bir zanaat var, bir sanat var. Zonguldak Samsun. Fizik bilmek, araba tamir etmek, insanı tamir etmek zanaattır. Zanaat. Marifettir. Bunu Allah için manayı harfiyle Allah hesabına, Allah Allah diyorsun, böbreğe dalağa bakıyorsun. Fesubhanallah. Bu zanaatlıktan çıkıyor, sanat oluyor. Meslekten çıkıyor, marifetullah oluyor. Meslek marifet demek. Marifet Allah'a mal oluyor. Marifetullah oluyor. Böbreğe bakıyor, tesadüfe bakıyor. Senden çünkü benden çok iyi biliyor, böbrek nakli yapıyor. Bu İyi bildiği için zanattır, zanatkardır. Onun ilmi marifettir. Eğer iman nuru
manay harfiyle bakmasına sebebiyet verirse zanat, sanat olur, marifet, marifetullah olur. O zaman iman olur. Yoksa batmasına sebep. Tamam. Şimdi tamam bunu okuduk. Şimdi başka yere geçiyorum. Demek ki tasdik ilme dönüşüm yeri. Ama hangi ilim? Eylemsiz olmuyor işte o ilim. Diğerleri bilgidir. Acayip bir şey. İlim denilen tasdik. Donmuş enerjidir. Hemen sana şey yapayım. Kelam ilahi diyor. Kelam ilahinin içinde ne var? Üç tane sıfat var. İlim, irade, kudret. Ustad diyor ki, kelam aynı kudrettir, kudret aynı kelamdır. Sesimle kapı açılıyor. Bak kelam, kudret oldu değil mi? Elektronik kapıda sesim, telefonla açılıyor. Arkadaşlar, şu mevcudat var ya, şu çiçek, şu. Donmuş ilimdir. Tasdik ilmi demek bu. İlmin tasdik hali. Bir daha. Yani kelam ilahiyede ilim, irade, kudret var mı? Var. İlmin içinde hayat var. İlim içinde irade var. Kudret de var. Yani bu mevcudat ilim midir? Ne? Donmuş ilimdir. Donmuş ilim demek tasdik olmuş. Kudret olmuş. Yani tasdiklenmiş bu makam. Şimdi şu alan 196'dan okuyor. Şu alan Hamim. Tamam. Şu alan 196. Başta ellerinde nişaneyi tasdik olan hadsiz mucizeler. Peygamberleri. Tasdiye mucize diyor değil mi abi? Evet tasdiye mucize. Bunlar da hep mucize zaten. Bu doğru. Şeyler. Tasdik ya bunu. Sadakatin varsa hepsi sana miraç bunlar. Yani anlayış, ilim demiyor mucizelere. Nişane-i tasdik olan mucizeler diyor. Tasdikte mucizeyi kullanıyor, mucizede tasdik kullanıyor hep. Afakta kullanıyor, direkt tahakkülü ezip geçiyor. Ezip geçiyor. Aha. Şimdi ondan çıkarımı okuyacağım Osman. Tasdik, nişane-i? Nişane-i tasdik, mucizeye. Bir de okuyayım. Başta ellerinde nişane-i tasdik olan hadsiz mucizeler. Başka bir tanesini de okuyayım o zaman gelmişken. Halikimiz tarafından her biri birer nişane-i tasdik olan bin mucizatı ile. O da başka. Hep böyle nişane-i tasdik, tasdik, tasdik. Mucizelere tasdik diyor, fikirlere tasdik demiyor. Çünkü fikrin karşısına fikirle çıkabilirsiniz. Evet. Ama tasdikin karşısına fikirle çıkamazsınız. Realitedir. Şu çiçek varken sanatlıdır, yok diyemezsiniz. Mucizeden elinden su akıyor, bu yoktur olmamıştır diyemezsiniz. Tasdikin karşısında tek şeyle çıkılırdı. Neyle? Tekzip. Öldürü de geçti. Tamam, tekzip. Anlamaz gibi gözüküyor değil mi zaten? Bak, anlıyor. Allah razı olsun. Tasdikin karşısına tekziple çıkarsın. Tekzip. Mucizeye ne diyor? Tasdik diyor arkadaşlar. Şimdi çıkarımımı okuyayım. Burada da fiilde gözükene tasdik diyor. Bu mesela Halikimiz tarafından her biri birer nişane tasdik olan bu mucizatıyla burada da fiil dünyasına tasdik diyor. Demek ki başka bir yere okuyorum. Şualar 449, lemalar 74. Bunu okudum. Ama bir de okuyayım. Kavlen ve fiilen tasdiklerinin şehadetleriyle. Bak kavlen ve fiilen. Kavlen. Kavlen. Kavlende tasdik var. Kavlen ne demiştik? Ahvaller var. Ehvalla olur demiştik. Olur he. Yani tasdik mesela diyelim ki Allah Resulü şöyle bir şey görüyor. Sert bakıyor. Tasdik etmiyor demek. Bunay bakıyor ama konuşmuyor. Tasdik. Ahvalle değil mi bu? Ahvalle. Veya etvarla tavır gösteriyor. Uhal. Ona ekval yapıyor. Söz söylüyor. Bunların hepsi tasdik. Tamam mı? Hiçbir şey dememekle de diyor. Tamam. O zaman bu tasdik
Fiil. Acayip bir şey, fiile yani. Şimdi diyor ki, kavlen ben fiilen tasdiklerinin şehadetiyle. Şimdi buradan çıkarım. Kavlen de tasdik oluyor, fiilen de. Sözde, şey, kelamla. Nedir o? Budur diyorsun. İki. Demek tasdik ilim meclisi değil, onaylama makamıdır. Adam ilim meclisi değil bu tasdik. Onaylama makamıdır. Geldik müdür, senin alt birimlerin var. Gitti kazasoya gitti, bilmem şeye gitti, bir sürü suya, elektriğe bilmem ne. Adam evi yapacak, tamam kardeşim. Arsa tamam, tapu tamam. Plan proje tamam, elektrik tamam. Senin bir sürü belediyeden alttan geçti mi abi? Şimdi adamın eline verip bina yapacak. En son tasdiki sen basıyorsun imzayı. Başkansın ya. Artık senin makamın ilim meclisi değil. O ilim meclisleri geçti. Senin makamın o tasdik makamıdır. Bitti. Yani tasdikin altında bir sürü veri tabanları var. O zaman adamın tasdiki iltizamsa, iltizamsa, tarafgirlikse, teslim ve inkiyatsa, adamın batıla veya hakka taraf girse altının da fasık olduğunu gösteriyor. Evet. Altı da çürük yani. Çünkü tasdiki bu. İşaret icaz daha kullanayım. İşaret icaz diyor ki iman ve küfür diyor kalbe ait bir sıfattır. Şapka ve zunnar gibi fiille ifade etmek caiz değildir diyor. Soru. Orada diyor ki iman ve küfür diyor gizli umur olduğundan ona dışarıdaki fiille diyor intikal edilir, işaret edilir. Dolayısıyla küfrü işmam eden fiil varsa imana gidilmez. Küfre gidecek bir fiilleri yoksa adam küfürle itham edilmez. Onun için onu, o cümleyi okuyayım da. Bak. Yani imanla diyor şapka ve zunnar şuydu. Aydın efelerinde var yani bunu gördü. Aydın efeler böyle palaskayı düşünün, askeri palaska. Dört parmak bir şeydi. Daha geniş. Bizim zamanımızda tek palaska. Şimdi Osmanlılar'da böyle düşünün, tamam mı? Buna zunnar deniyor. Ama palaskanın iki katı, üç katı kalı. Niçin? Buralara sanki duvar şeyi gibi şeyini asar. Bıçağının şeyini, bir sürü malzeme hep asılıyor buraya. Kılıç da buraya takılıyor. Onun için çok kalındır. Kalın olduğu için bu rüküye gidemez. Bu rüküye gidemez. Gidemez. Mümkün değil. Şapka da namaz emri geldiği zaman Muhammed'in Allah'ına secde etmeyiz diye Ebu Cehil Muhammed'in Allah'ına secdenin tersi olsun diye şapkayı çıkartmış, getirmiş Yahudi hahamlarının, Yahudi din alimlerinin sembolü olan foter. Kardeşim Müslüman biraz uyanık olacak da, Nizamiye duruşu var, ben uydurmuyorum bunu. Bu sağ şey, böyle ise bunun adı Masonluk'ta benim uydurduğum bir kelime değil. Masonluk'ta Nizamiye duruşudur. Kuzey Kore Devlet Başkanı'nın duruşu bile böyledir. Tayyip'in bir tane böyle göremez. Erbakan'ın bir tane göremezsiniz. Turgut Özal'ın bir tane böyle göremezsiniz. Ama maalesef bilemem. Biz tasdiki bakıyoruz buna. Senin niyetini okumaya gelmedin bu dünyaya. Senin fiili itaatini konuşuyor. Sen bunu yaptın, utanmadın. Ben onu söyledim, utanacağım. Bu Nizamiye duruşudur. Şimdi nereye? Oradan söyleyeceğim şimdi. Bak, işaretleyeceğiz. Bak gördünüz mü resmi? Var mı orada? Bakın görün. Neyse abi şey. Veli nimetlerimiz, radiyallahu anlarımız. Şaşırmayın, daha ahirette daha şaşıracaksınız. Bak şimdi. Bu zamandır daha fınalışacak. Yok yok. Diyor çok güzel oluyor. O kadar hoşuma geliyor ki her şey ayağın olsun.
Yevmetüble serair. Her şeyin ortaya çıktığı gün günleri yaşıyoruz. Bak. Hada yevmul fesl. Ayrışma günü. Ayrışma günü. Bir de söyle abim. Hada yevmul fesl. Ayrışma günü. Allah. Nerede bu? Gördün mü? Resmi gördün mü abim? Buradayız ha. Tamam. Diyor ki sual. Küfür kalbe ait bir sıfattır. Tasdik okuyoruz ya. Bu derste bu neticeleri alamazsak ne okuyoruz? Döner döner oğlum bina oku, bina oku. Hiçbir zaman apartman olamadı. Küfür kalbe ait bir sıfattır. Soru bu. Devam ediyor soru. Kalpte o sıfat bulunmadığı takdirde zunnar bağlanmasından veya ona kıyas edilen şapkanın giyilmesinden ne için küfür hasıl olsun? Küfür şey yapmadı. Diyor ki gizli olan umura iman ve küfür gizlidir. Gizli olan umura şeriat emarelere göre hükmeder. Hatta illet olmayan esbab-ı zahiriyeyi illet yerine kabul eder. Senin o hayrini aynen illet yerine kabul eder. Binaenaleyh İtmam-ı rüküye mani olan rüküyü, namazdaki rüküyü tamamlamaya mani olan bir kısım zunnarların bağlanması ve secdenin ikmaline mani olan bazı şapkaların giyilmesi ubudiyetten istina ve küfre teşebbüh etmeye emaredir. Gizli olan o sıfat-ı küfriyenin yok olduğuna katiyetle hükmedilmediğinden bilmiyoruz kafir mi Müslüman ama kafirlik münafıklık yoktur. Kesin bilmediğimizden dolayı bu gibi emarelere göre hükmedilir. Yani kişinin bugün acayip abi ya. Allah Allah. Hasan'ın kişinin ya. Fiilleri iç aynası, içinin aynası. Kişinin işidir aynası. Fiil zaten yazıyor abi. Kalbin ve sihirin tamahilatından çıkar. Solda. Fiilleri yazıyor. En solda, en solda kırmızı bak abi. İnsanın hani o mevzu. İnsanın kalbin ve hissinin tamahilatından çıkar. İşte dediğin temel kuş. Risale-i Nur'daki karşılığı yani. Bu Hutbe-i Şamiye 77 şu. İnsanın fiilleri diyor, kalbin ve hissin temayülatından çıkar. Kardeşim şey yapıyoruz, tasdik dersini yapıyoruz. Müslüman güçlü olacak, Müslüman aptal olmayacak, ahmak olmayacak. Ya Resulallah ahmak nedir? Bir delikten iki defa ısırılmayacak. İki defa ısırmak ahmaklıktır. Bir defa beni aldattı mı doktor, suç sen olur. Aynı sen başka konuda, aldatsan bu sebep benim suçlu. Ahmak. Bak, iman ve küfür olduğunu bilmiyoruz. Münafık mı, dost mu bilmiyoruz. Gizli umura diyor. Bu sefer diyor, onun dışarıdaki emarelerle varırsın diyor. İnsanın fiilleri kalbin ve hissin temayülatından çıkar. Tamam. Çıkar mı fiilin kaynağı kalp mıdır? Münafık mı, kafir mi şimdi belli olacak. İltizam ettiği şeyin nereye tarafkir, nereye teslim ve inkiyattır, eyleme dönüşmüşse, sağda solda onu reklam ediyorsa inkiyat, itaat edin. Emret komutanım, inkiyat. Tarafkir, onun gibi düşünmek ve orada olmak. Tamam. Bu da teslim zaten selameden geliyor, İslam. Eyleme dönüşmüş hali. Teslim fiil hepsi var. Fiil de kalbi meclisin temayülatından çıkar. Ama diyor ki ben sizdenim. İnandım ben de. İnandım ve iman getirdim sana. Münafık. Allah'ım ya. Hay münafık. Tarla faresi demek münafık. Tarla faresi ne demek? Şimdi nefekeden geliyor münafık. İçeriden kökleri yiyor değil mi abi? Bak şimdi usufa değil yiyorsun mi? Bakarsın böyle, bir adam çıkar bir delikten, yılan da öyle yapıyor, aa orada, yılan ta bekler, tam geliyor, deliğe girdim, yılan da tam delikçi adam, bir giriyor yılan arkasından,
Meğer içeride bir altı yol yapmış, 5-6 yerden çıkış yapmış. Çıkmış bir tanesine, yılan geliyor ulan hangi yerden yılan. Bir bakıyorsun buradan da delik var, buradan da. Böyle mi gidiyorsun baktın buradan çıkmış. Tarla faresi böyle. Münafık nefeke tarla faresi demektir. Tamam mı? Peki, işaret icazda Badıl abi de yani daha kalın aynı koymuş. Orada diyor ki, münafık diyor, Allah diyor Bakara şeyin suresinde, sizin yanınıza gelir diyor, sizdenim diyor. Sizden olduğunu söyler diyor, localarına gider diyor. Bakın münafık da şeyin dersinde, onlarla ben dalga geçtim diyor. Onlar için şöyle diyor, onlar kerestedirler diyor meğer ayet. Ve çok sabırlı ve yumuşak konuşurlar, veciz konuşurlar, sakindirler. Müslümana giderler, sizdeniz derler, localarına gider, biz onları aldattık derler diyor. Sen onu fiilleriyle tanırsın. Ferasetin varsa, feraset, eylemleriyle toplarsın, bir tane tamam bitiyor. Onlar diyor, kereste gibidirler diyor, çok şık giyinirler diyor, çok veciz ve belli konuşma yaparlar diyor. Sabırlı böyle. Bakın işaret icazda münafık bahsinde geçiyor. Sureti hakta gözüküyor. Evet. Ama Allah ne yapıyor Müslümana? Merhameten bazı hadiseler çıkartıyor. Bazı hadiseler çıkartıyor. Onları belli ediyor sana. Diyor ki değil taraftar olmak. Oy kullanmak şöyle dursun. Onun tarafkiri olacak meyil ederseniz diyor. Vela terkenu ilerlezine zelemu fetemesekumunlar. Değil mi taraftar olmak? Meyledeni de Allah o zındıklara meyledeni de cehennemle tehdit ediyor. Müslümanı ne yapıyor? Allah merhameten içini kusturuyor. Ya bir yerde konuşturuyor, tutamadı söyledi. Ya da yaptı. Sorulma sorulsa, sende böyle bir şey sudurattı. Şuursuz mu? Bir sürü şey yapsa, Kur'an-ı Kerim'deki ayete giriyorlar. Bunun tersini düşünenlerle diyor, alay ederler. En büyük özellikler alaydır diyor. Müslümanı aşağılık görürler diyor. Basit görürler diyor, münafık bahsinde. Localarına gittikleri zaman, ben onlarla diyor, alay ettim diyor. Sizin yanınıza gelirler, tamam mı? Sizin veli nimetleriniz var ya, tabirle şefiniz, hocalarınız, önderiniz, onlarla dalga geçerler, onların kutsiyetini nazarınızda yıkarlar, alay ederler, alay ettirirler size. Allah'ım o hocalara başlarına geçsin. Anlıyor musunuz? Allah aşkına bu münafık dersinde geçiyor. Gelirler size, size yol gösteren, lamba tutan, hakkı gösterenlerin kutsiyetini kah bağnaz, kah geçimsiz, kah olur ortas konuşan, kah tekfirci, kah tarikatçı, kah Muhittin Arabici, kah Vehhabi, kah bilmem ne namlarla kutsiyetini yıkarlar, ta ki size karşı tesirini kırsın. Anladın mı? Siz tarafgirliklerine, teslimiyetlerine, inkiyatlarını kalbin fiillerinde görürsünüz. Tarafgirliklerini, teslimiyetlerini, inkiyatlarını fiillerinde görürsünüz. Her şey nettir, açıktır, yeter ki şöyle aç. Bak, veli nimetlerimiz, o abilerimiz önde giden istikametli cemaatimizin kutsiyetini kırmak için alay ederler, kurp takarlar, nam takarlar, Vehhabidir derler, o tekfircidir der, o muvazenesizdir der, o mu ya, ben konuşturmayayım falan diye alay eder, ettirirler, tesirini kırmak için. Bu nereden söyledim bunları? Münafık bağısında, münafık sizin içinize girdiği zaman diyor, içinizdeki birbirinize karşı diyor, alay ettirir,
ünvan taktırır, lakap taktırır, muvazenesi, dengesiz, ne dediğimi bilmez, tekfirci. Bunları tek tek size söyleyene tekfirci oluyorsun, oluyorsun yani. Adam küfrü tasdik ediyor, onu söyleyince sen tekfirci oluyorsun. O halis bir Müslüman. Ya. Şimdi bak. Şimdi Şualar 41'den okuyacağım. Özür dilerim. İşaret edeceğiz 41. Hazır mıyız buna? Çok tehlikeli bir yer ama. İzanya 316. Kıymet ne okuyayım? İzanı okuyayım mı tasdik? Tasdik, özür dilerim ya. Tamam. Yani şurada da İzan'da vardı da. Yani oradan bir alıntı mı yapacağım? Yok yok. İşaret edeceğiz. 41'den okuyacağım. 41 nerede? 41 İşaret edeceğiz 41'i. Buraya mı aldım? Okuyayım. İman niçin o metni burada göremedim? İşaret edeceğiz. Ama ben elimde var zaten. İşaret edeceğiz 41 okuyorum. 41'i buradan okuyayım. İman Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğ ettiği zaruriyat-ı diniyeyi tavsiyle zaruriyatın gayrisini icmalen tasdik etmekten hasıl olan bir nurdur. Akletmekten hasıl olan bir nurdur demiyor. Tasdik diyor değil mi? Tasdik diyor. Ulan iman tasdikle başlıyor diyebilir miyim? Görüyor musun? Bir daha. İman Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğ ettiği zaruriyat-ı diniyeyi tavsiyelen zaruriyatın gayrisini icmalen tasdik etmekten hasıl olan, sende hasıl olan bir nurdur. Şimdi buradan çıkarımlarımız. İman izandır. İzan neydi? Hakkı kabul ve tasdikti. Peki burada ne oldu? İman tasdik. Hakkı kabul. İmanda şarttır tasdik. İman neydi? İcmali tasdik etmekten hasıl olan bir nurdur. Mektubat 34. İman izandır, İslamiyet iltizamdır. İman izandır. İzan ne demek? Hakkı kabul. Hakkı kabul ve tasdiktir. Tamam. İslamiyet ise iltizamdır. O da hakka tarafgirlik ve teslim ve inkiyattır. Hakkı kabul. Yani aklın üst seviyesi tahakkurun üst seviyesi, bunun da üst seviyesi irtizamdır ki, bunun da üst seviyesi, bu iman irtizamdır ki, o da fiili İslamiyettir. Yani irtizam hakka tarafkirlik ve teslim-i inkiyattır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı fiilen tasdik edilirse o zaman tasdik olur. Fiilen tasdik edeceksin. Fiilen tasdik edeceksin. İman nuru olması için. Çünkü ikisi gayrimünfektir, ayrılamaz. İmanla İslam. İslamiyetsiz iman, imansız İslamiyet, çare-i necat değildir. Tamam. İzan neydi? İzan, yazayım buraya, gözümüzün önünde olsun. Şöyle. Nerede yazalım? İman izandır. Tamam mı? İzan ise bir şey söyleyelim mi abi? Bunu yazayım da.
hakkı kabul ve tasdiktir. Şimdi bunu örneğin şu tarafını. Şimdi söyle abi. Peygamberi fiilen tasdiktir demiştiniz. Evet. Önce. Peygamberi fiilen tasdik nasıl olur? Sünnet-i seneye ittiba ile olur. Evet. Evet. Sünnet-i seneye ittibadır. Fiilen tasdik ettim, sünnet-i seniyesine uyarak. Zaten diyor ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği İslamiyet'in icmali yani küllüme veya eyleme yapmadın icmali. Yani yapamadın ama icmali. Tasdik etmekten aslında bir nurdur. Şimdi geliyorum bak. İman izandır. İzan ise hakkı kabul ve tasdiktir. Bak tasdik var. İslamiyet ise hakka tarafgirlik, teslim ve inkiyattır. İkisi beraber olursa. Şimdi tasdikin bozuksa İzan ne oldu? Gitti. Tasdikin batıl. İzanı yok. İzanı yoksa iman nuru yok. Yani bu dünya tesadüfen yaratılmadığı için bu dünyadaki bütün nimetler, vadiseler tesadüfen hiçbir tanesi yoktur. Aslında tercihlerimizle imanımızı eylemlerimizle İslamiyetimizi oluşturuyoruz. Hayatımızın her safhası dindir, imandır. Çünkü eylemlerimizle İslamiyetimizi yani Rab fiille Rablerimizi oluşturuyoruz. İtikatlarımızla yani tarafgirliklerimizle de ilahlarımızı oluşturuyoruz. Bulunduğumuz kişiler de Melik-i Naz. Bizim veli nimetlerimiz, zeminlerimiz oluyor. Onun için tuvalete nasıl gireceksin hükmeden bir din? Nasıl tüküreceksin ölçü getiren bir din? Ramazan'da nasıl taharetleneceksin kayda getiren bir din? Kimin yanında olacaksın, kimin karşısında olacaksın kayda getirmemiş bir din olur? Bundan dinden kopuk bir fiil olur. Cerbezeliler sizi şöyle aldatır. Ortada bir vaka var. Bu vakayı unutturur. Farz edin, bunu yoksa ya sanal dünyada şöyle bir düşünün. Sonra orada boğdurup mantıkla o fasit olmayan bir sanal dünyada geliştirdi bir yöntemi buradaki var olana uygulattırır. Ve böylelikle seni ancak aldatabilir. Sen ne yapacaksın? Realiteden farz edelim ki şöyle olmaz. Dediği zaman da farz edelim değil. Farz etmeyin ki realitede var ya. Kur'an-ı Kerim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam de su akmıştır. Diyelim ki farz edelim akmamıştır. Hayır akmıştır. Onun için bana soru sorma. Parmaklarına akmadığını farz edin. Hayır ne farz edeceğim? Niye realiteyi yok sayacağım? Evet. Sen olmayanı varsayıyorsun da ben varı nasıl ben yok sayayım? Kur'an'ı beşer kelam farz et öyle bak diyor ya. Bak aynı. Yani. Aynı söz. Aynı söz. Şimdi aynı, diyor ki. İslam aynı. Şeytanın taktiği bu aynı. Aynı. Şeytan diyor ki. Kur'an'ı diyor. Allah'ım da Allah'tan başka benimdir diye var mı? Yok. Diyor ki şeytan. Ey say. Kur'an'ı bir beşer kelam bak diyor. Gene ben sana şeytanı ispat et. Niye diyor ya? Bir kere benimdir diyen bu. Öyle diyor, baktım bütün nurlar söndü diyor. Söndü. Işıklar söndü nasıl gitti? Hepsi gitti. Hepsi nurlar gitti diyor. Sonra baktı ki yemedi. Ortadan bak diyor. O bir geçici baktım diyor. Ben de böyle bir fasa aldandım diyor ya burada işte. Bir baktım. O nurlar gözükmedi diyor. İnsan aldandı. Tamam mı? Şimdi peygamberimizin mesela parmağına su akmadığını farz et diyor. Niye öyle farz edeyim? Atmış. Sen akanı yok farz ediyorsun da beni aklı diye oraya çekiyorsun da ben varlığı da niye yok inkar edeyim? Şimdi ortada bir iman küfür mücadelesi var. Dünyanın her tarafında. Semalarda da var.
bu her şey, siyaset, elbise giymek, her şey iman küfür mücadelesidir. Şeytan girdiriyor. Sol eliyle yemek giriyor. Kaşığı çorbayı bununla yiyorsun, ekmeğini bununla yiyorsun mesela. Bu dinle ne alakası var diyor. Dinin olmadığı şey yok ki. Kaşını koy, ekmeğini bununla ye kardeşim. Ona hükmetmiş. Sen bana dinin hükmetmediği bir yeri söyle. Ekmeği sol elle yeme. Taharetlerini sol elle yap. Zaruretin hariç. Şimdi sen tarafgirliğine Allah hükmetmeyecek. Allah diyor bununla karışmıyor diyor. Din değildir demek Allah bu işe karışmıyor. Allah'ın burada rızası veya rızası dışı yok. Yok. Allah'ın rızası burada var mı? Yok. Yok canım, Allah'ın rızası yok. Burada yok. Din var, din yok demek siyasettir. Din değildir demek burada dinsizlik var demektir. Din yoktur. Ustad Manazarat da diyor ki, ustada diyorlar ki sen her şeyi din ölçüsüyle bakıyorsun diyor. Dini olmayan ne var diyor? Ancak kafirlerindir diyor bu. Yani Allah'ın hükmettiği, Allah'ın fiili, Allah'ın mevcudatı, Allah'ın nefesini Allahsız düşünmek dinsizlik değil midir? Allah'a da kendine göre kişi diyor. Tabii. Allah'a, Allah buraya karışamaz diyor. Siyasettir bu, din değildir demek. Ey Allah sen buraya karışamazsın. Sen karışma diyor. Bunu Deccal demişti. Din diyor, kalbidir diyor. Bizim fiiliyatımıza ne karışacak diyor. Yani Allah'a karıştırmamak, dini karıştırmamak. Ey Allah, Allah'la işi yok bu işin diyor. Bu iş bizim işimizdir diyor. Diyor size de anlamıyorsunuz. Bu din değildir, bu siyasettir demek. Bu dinsizliktir. Yani din olmayan yere bir isim ver. Din olmayan bir şey. Dinsizliktir. Muvakkati dinsizliktir. Allah'a kim değil? Allah'ın işi yok, Allah'ın çözümlemez. Allah'ın ölçüsü yok burada, Allah'ın kaidesi yok. Ama Allah da diyor ki, tarafgirliğini şöyle dursun diyor. Meylederseniz diyor, velâ terkenin ilerlezine, cehennemle sizi tehdit ediyor. Nasıl kurtulmuşuz ya? Ya. Allah Allah, bu ders var ya, bütün her yerde yayınlanmış. Ne acayip bir şey ya. Adam aynı kanunu, şeytanın Kur'an'ı diyor, İkisi beşer kelamı kabul et diyor. Yani ne demek biliyor musun? Karabaşım var ya. Sen diyor, bu seçimde diyor, dini sokma diyor. Dini sokmayı neyi sokacağım? Seni mi sokacağım? Ya ne demek? Allah'a sokma Kur'an'ı diyor. Ortada bakalım diyor. Allah kitabı deme, beşer kitabı deme. Ortada bak. Yani Allah'a sokma Kur'an'a. Şimdi seçime de Allah'a sokma, dini sokma. Neyi sokacağız? Din, Allah'ın olmadığı yerin ismini söyleyin. Allah'ın hükmetmediği bir yer söyleyin. Allah'a hüküm getirmediği bir yer söyleyin bana. Ha? Nasıl bir iftira ya? Bir de Allah'a nasıl bir iftira yapılıyor? Allah'ı kısıtlayıp boyutlandırıyor kendini. Allahsız düşünüyor ya. Allahsız düşün diyor. Burada din yok diyor. Siyasettir demek. Allahsız akıllı, düşün. Akılla düşün. Yeni anayasayla eskisini kıyasla diyor. Ona göre seçim yap. Öyleyse değil kardeş, böyle acayip bir şey ya. Evet. Peki diyor, ikisi de diyor batıl diyor. Zaten şeriat getirmiş demiş ki, hayr mutlak imandır, şer mutlak küfürdür. Ha, o zaman böyle bir ortamda kaldığınız zaman diyor, mecellede tamam mı? Hayrla batıl birbirine karıştığın zaman, sen diyor potansiyel itibariyle Müslüman şerin karşısındadır, otomatik. O zaman diyor, şerler her karıştığı zaman, şerler mertebesine bak. Azam-ı şer olduğu zaman sen ehven-i şer tercih edersin. Takdir etmezsin, tercih edersin diyor. Takdir başka, tercih başka. Peki bir Müslüman potansiyel azami şeyin karşısındayken yanın karşısında değilse otomatik yanındadır. Şimdi tercih. Ama yedi köyden değil. O biz toplamamızı, çıkartmamızı yapmışız. Ta tarihte. 1978'de toplamayı yapmışız. Çıkartmayı yapmışız. Demişiz ki, görmeyi de başkanım. Hak ve hakikat adına her şeyimiz fedamız. Müslümanları aldatmayacağımıza, aldatanları da sirişleyeceğimize söz vermişiz. Allah razı olsun abi. Müslümanı aldatanları açığa çıkartacağımıza söz vermişiz. Allah ile anlaşmamız var. Ben böyle bir söz vermişim. Dersimi yapıyorum. Ama ben bir taş atmışım, Risale'nin taşı. Böyle tuttum, pat kırgın. Taş atana değil,
onu kasten kafayı tutana değil. Şimdi bu hafta veya bana mı diyorsun diyen bir çıkabilir abi. Şimdi konumuz imam ve İslam ya. Eylem ya. Ha, otomatik gidiyor. Şimdi konuyu değiştiriyoruz, başka bir şeye geliyoruz. Yani yok, sayfayı değiştiriyor İzhan. Okuduğumuz yer değişiyor, konu değişiyor. Yine aynı yere gidiyoruz ya. Ben anlamadım. Oturuyor da tabii tasdike gidiyor. Tasdik ya ya. Şimdi diyor ki, tasdiki var, lakin vicdan izanı yoktur diyor. İşaret yüce 68'de. Dinsiz Müslüman ya. Bak şimdi, tasdiki var, lakin vicdani izanı yoktur diyor. Bu ne çıkarttık? Bu tasdik mi abi? Normal bildiğimiz tasdik. Okuyalım. Buna şey değil mi? İşaret edeceğiz. Öyle öyle yazmışım galiba. Yanlış mı yazdım? İşaret edeceğiz de 67. 168. Yok 67 olmasın. Bak bakayım. 67 mi? Öyle mi? 319'da geçiyor bakayım. 319. 67 az önce okuduğunuz yerde abi ya. Ha 66, 66. 66. Bunu şey yapayım. İşaret edeceğiz 66. Şuraya yazayım da. İş 66. Şimdi burada dimanda tasdik etmiş. Yapıyor fakat münafık gibi yapıyor. Vicdanına inmemiş. Münafık senin gibi yapabiliyor. Kandırmak için. Fakat mesela yatsı namazını değil de öğleni kılıyor. Bak senin gibi kılıyor. Öğleni kılıyor. Tasdiki var. Yani eylemi var. Öğle namazını tasdik ediyor fiile. Fakat vicdani izan yok. O Allah için yok. Şimdi diyor ki burada dimanda tasdik etmiş yapıyor fakat münafık gibi yapıyor. Vicdanına inmemiş. Eğer kalbi ve vicdanı mühürlenmişse diman tasdikinden fiile geçiyor. Yani şuradan fiile geçiyor. Şu o vicdanın yatından geçmiyor. Bu tahakkülün içindeki tasdik olmasın abi? Bir gideyim de bakayım. Eğer alim ilmiyle amin olmaması, alim ilmini yaşamazsa tasdikinin işlememesindendir. Eğer ilim netice olsaydı hiçbir alim hata yapmazdı. İlim netice değildir. O zaman bir şeyin dini olabilmesi için yani tasdikin, batılın da tasdiki var, hayrın da var. Şu vicdan şeyini makinesi de çalışması lazım. Yani şu. Şeydir, geçiyor abi, itikad-ı küfriye iki kısımdır diyor. İtikad var. Hani yok diyoruz ya. Tabii tabii. Evet. İtikadı küfriye iki kısımdır diyor. Dima iki mi zaten? Yani itikad kelimesi küfürdeki itikad. Yani. Küfürdeki itikad. Yani rahat edindikleriniz var ya. İtikadı küfriye dahi iki kısımdır diyor. Yani iki tane. İtikad var ya. Adam itikada getirmiş. Tabii. Dima. Yani mesela kadını, parayı, mal. Nerede buldun? Geçiyor bak. Şualarda geçiyor. Şualarda da geçiyor. İşaret edeceğiz de geçiyor. İki tanedir diyor. Onu da kullanacağız. Yani iki tane şu, şudur, şudur, şudur. Şimdi adamın tasdiki var. Şu. Ama bu tasdik ilim ya da şu sistemi çalışmıyor. Yani tasdik neydi? İlimdi. Tamam mı? Şimdi latife-i vicdaniyatındaki irade zihniz latife-i rabbaniye ya. Şimdi tasdik neredeydi? Burada. Burası dima. De tasdiki ile izanı vicdandaki zihni aktif ediyor. Vicdaniyatını. Yani tasdik de zihni bir araya gelirse iman veya tasdik de bu bir araya gelirse bu. Yani aynı şey. Eğer vicdaniyat katılmadan dimada uygulanırsa bu küfrü bir fiil. Yani haram olan bir şey. O da tasdiktir. Yani tasdik, menfi de tasdik. Onu diyor. Yani vicdansız tasdik, dinsiz tasdik,
kendi tasdik ediyor. Neyi tasdik ediyor? Hakka değil, batıla tarafkirlik yapıyor. Dinsiz Müslüman. Dinsiz Müslüman, evet. Aynı zamanda ilim de yok değil mi abi? İlim de yok tasdik ama ilim şu, batıla ilim denmiyor, bilgi deniyor. Evet. Taakkuldeki akıl da delil ve burhanlar var. Mevzuyu kainattan yani hayat-ı tekviniyeden misallemekle akıldan tasdik makamına geçiriyorsun. Mesela bir insan ders yapıyor veya risale okuyorsun. Aklın okuyorsun. Aklın içinde ne vardı? Tefekkür vardı. Eğer okuduğun mevzuyu tefekkür etmek, Allah'ın irade sıfatından gelen şu mevcudattaki hayat-ı tekviniyeleri tefekkür edince otomatik ilim oluyor. Tasdik oluyor. Yani şu, insanların efkarı, hissiyatları, duyguları kainattan envar-ı marifeti getirdiği zaman tefekkürle tefekkürle getiriyor. Eğer içeride bir tasdiki varsa o marifet burhanları, delilleri, balları oluyor. Tasdiki varsa o zaman arkadaşlar taakkulün içindeki akıl, aklın içindeki tefekkür, ayat-ı tekviniyeleri yani Risale-i Nur kelam sıfatından gelen Kur'an-ı Kerim'in tefsiridir. Risale-i Nur okurken kelam sıfatını telemmü ediyoruz. Risale-i Nur okurken kainatı da tefekkür edersen, okuduğun mevzuyu düşünürsen bu sefer senin tasdikin ilme dönüşüyor. İlim oluyor tefekkürden sonra, tefekkür anında. Neyle? Ayat-ı tekviniyelerle. Bu da ayat-ı tekviniyi barındırdığı için tefekküründe karşı tarafın tasdik etmesine sebep oluyor. Çünkü misalleri reddedemiyor. Buna delil. Mesela diyelim ki bu el yapılırken dedik. Bu el kullanılmadı. Bu realitedir. Bunun karşısında fikir çıkartamaz. Kabul etmem der. Tekzip edebilir. Fikir çıkartamaz. Usta bunun manada şöyle diyor. Yazılan sözler tasavvur değil. Tasdiktir. Taakkul değil yani. Taakkul da değil. Yazılan sözler tasavvur değil. Taakkul değil. Tasdiktir. Yani hayat-ı tekviniyeleri kullanıyorum diyor. Efendim abi? İzandır diyor. Teslim değil, imandır. Teslim değil, teslim şuradaki de imandır. Bu iltizam, bu teslim bu, seleme. İmandır diyor. Çünkü Risale-i Nur tasavvur değil, taakkul değil, tasdiktir. Sonra o, bu da değil, izandır diyor. O da değil, itikattır diyor. Sonra imandır diyor. Bizi merhale merhale taşıyor. Ama Risale-i Nur kainattan diyor ayet-i kübradan. Kainatı dinsizlerin elinden alıyor ve Kur'an'a kullanıyor. Kur'an'ı delil, şimdiye kadar bu yöntem yoktu. Hep kainatlı ilmi fenleri hep dinsizler kullanırdı. Risale-i Nur geldi diyor ayet-i kübradan. Kainatı ellerinden aldı diyor. Kafalarına vurdu diyor. Hatta kullandı diyor. İlim içinde hakikat diyor. Evet. Onun elinden aldı diyor. Kafalarına vurdu diyor. Aynı yerden marifet buranlarını ispat etti diyor. Risale-i Nur mevzusu ayat-ı tekviniyedir. Okuduğumuz şey evamiri tekviniye. Gördüğümüz şey ayat-ı tekviniye. Tamam. Bu sefer evamiri tekviniyelerle ayat-ı tekviniyeleri görünce bizde tasdik oluyor. Tasdik etmiyor değil mi ama? Sonra yükseliyor ilk. Tasdik olunca iltizam oluyor. İman geldi ondan sonra. Sonra diyor ki tasdik değil, izandır diyor tekrar. Sporda durmuyor. Yani intisal, eyleme dönüştürüyor seni. İman nurdur. Sonra iltizam yaptırıyor, itikat yaptırıyor, imana götürüyor. Şimdi
size bunu bir misallendirsek de olur mesela. Kimler sadece tasdik ediyor? Kimler sadece işte izan ediyor? İşte en son nerede bitiyor bu? Tabii. Mesela düşün, sen söyle abi bunu şey yaptığını. Ben söyle yapamadım abi. Ben de burayı bunu üzerine bak şimdi, ben yapayım. Şimdi dağlara bakar görür ki. Okudun mu bunu? Dağlara bakar, çiçeklere bakar görür ki. Sonra diyor ki, bunu okurken dünyamızdan şu kadar büyük, saniye, saatte bu kadar hızla dön aşan dünyaya nazarı çeviriyor ustad, değil mi? Ayet-i Kübra'da. Okuduğun bir şeyi, kafayı kaldır. Hakikaten ya, dünyayı, dünyanın şu dağları, şunları, şu çiçekleri yapmış. Okuduğumuz bir şey onu anlamlandırıyor. Kaldırdığımız zaman okudum orada görüyor. Bu evamiri tekviniyeler, yani kelam sıfatındaki bilgiler karşılıklarını görünce ayat-ı tekviniyeye dönüşüyor. Ayat-ı tekviniyeye dönünce bizde tefekkürle bir haz oluyor, haz. Zevk oluyor. Yani insana bir huzur oluyor. Bu tasdik makamıdır. Böyle. Öyle bir haz veriyor ki bu sefer onu eyleme dönüştürüyor o haz. Eylem, haz zaten eylem olduğu için hemen ezan okunuyor. Namaza duruyor. Bu da tasdik irtizam oluyor. Şu. Küfür birkaç çeşitti. Bazılarında tasdiki var. Evet. Fakat yine iman olmuyor. İzanı yok diyor. İzanı yok diyor. Evet. Yeterli değil şimdi. Yetiyor. Şimdi tasdik olup da iman etmeyenler mesela bunu da şey, bir misal getirebilir misin? Kim der bundan mesela? Tasdik ediyor. Evet, Allah var diyor. Mesela bir yapayım. Mesela diyor ki kafir boşver içimizde. Risale-i Nur çok iyidir diyor. Asıl meselidir diyor. Nasıl okuyacağını, nasıl anlayacağını kitap yazıyor. Risale-i Nur nasıl tahlil edilir? Arapça kök harflerinden gidiyor. Hep taakkul de. Ondan sonra fiilen onun konferanslarını veriyor. Tasdiki var. Fakat tasdikin fiili tezahürü olan irtizam ki hakka tarafkirliği olmayınca izanı olmuyor. Burada kalıp duruyor. Yani tasdikin içerisinde bir irtizam var. İltizama dönüşmemiş. Burada kandırıyor. Sen buraya kadar gelene bakıyorsun, yani kitabı var. Risale-i Nur'u methediyor. Acayip bir kitaptır diyor. Asr-ı Mücedid'dir diyor. Taakkulde bu adam. Sonra konferanstan veriyor, eyleme dönüşüyor. Seninle namaz kılıyor. Öğle namazını kılıyor. İkindi kılıyor. Tasdiki var. Bu da hala tasdik var. Yani benim gibi Risale-i Nur ediyor, kolunda şey var. Konferans veriyor, namaz kılıyor. Tasdiki var. Tasdikin irtizamında sorun var. Hakka tarafkirliği yok. Teslimiyetin kıyadı yok. Orada fiyasko veriyor, sıyrılıyor. Siyasetçiyle dinci, din, dindarın yolu burada ayrılıyor. Burada ayrılıyor. Şurada ayrılıyor. Münafı burada yakalıyorsunuz. Şurada. Şunu çizeyim. Münafı tam şurada yakalıyorsunuz. Tasdiği var, irtizamı yok. Münafı burada tanıyorsunuz. Münafık tasdiğe kadar gelir. Bir daha. Risale-i Nur'u metheder. Bilgisi çok. Aklın kitapları yazar. Seninle öğle namazını kılar. Tamam. Fakat İltizama geldiği zaman eylemde, yaşantı, fikriyat noktasında hakka karşı tarafkirliği yok, teslimiyeti yok, inkiyatı yok. Münafı tam bu virajda yakalıyorsun. Münafı buraya kadar yakalayamazsınız. Çünkü seninle beraberdir. Yanıltıyor değil mi abi? Evet, şuraya kadar yiyeceğim. Fakat tahayyül de safsata çıkar, hiç şüphelenme. Tasavvurda bir behre çıkar. Taakkulda bir taraf çıkar, tasdike iltizam çıkar, izanda imtisal çıkar, irtizamda taassup çıkar, salabet de itikattan çıkıyor.
şuraya kadar münafığı tanıyamazsınız. Çünkü Risale-i Nur iyidir der. Ona ait kitaplar, eserleri olur. Tasdike gelince senin öğleğini kılar, ikindi kılar. Konferanslar verir. Hahır hağımız gözüküyor. Hayırleri anlatan kaynağımız gözüküyor. Fakat burada bir tepe takla yapıyor. Tam burada, buraya kadar tanıyamazsınız. Burada sadakat devreye girince fiyaskosu çıkıyor. Buradan sonra saklayamıyor. Şuradan saklayamıyor. Neyle anlaşılır? O eylemdeki sadakat oluyor. Evet. Tasdik sözle veya kavle ama eylemde bu sefer lazım. Allah bunları bir şekilde bir eylem çıkartıyor. Kişinin aynası tercihleriyle olduğu için hemen belli oluyor. Nasıl yapar diye size de yöntemini söyledim. Mevcudu unutturur, sizi sanatsal bir dünyada şöyle düşün. Şöyle düşünsek. Niye öyle düşüneceğiz? Mevcut var. Tasdik etmişiz. Burada onlar oraya var. Şimdi bunu tahlil etmez, bunu unutturur, şöyle bir düşünsek der. Bu yöntemi kullanır. Ama ehli hakikat hemen buraya çeker. Gel buraya. Bırak onu. Gel abi. Buraya da getirirsen realite gelmek istemez. Geldiği anda çünkü fiyaskosu çıkar. Bu sefer münafık bahsine geçen şeyler amblem takar, unvan verir, kutsiyetini kırmak için dalga geçer. Mesela adam yapmış, inek Şaban demiş, Şaban ismine darbe vurmuş, Ramazan demiş, alay etmiş, dinli mukaddes isimlerini alay etmişmiş, Recep, cenazelerle, Recep var şimdi, Recep gibi, dini simge, mezarlıklarla, sahacı hocalarla alay ettirerek tesirlerini kırmış bize. Aynısını bana yaparlar, sana da yaparlar, bana yaparlar. Kah tekfirci derler, kah İbn-i Arabici derler, kah sofist derler, sofi, kah dünyadan haberi yok derler. Yani dünyadan haberimiz yok. Tamam, ahirette haberi olanın dünyanın zaten otomatik olarak biliyor zaten. Üniversite diploması olan ortaokul da var. Böyle ne yaparlar? Tesirlerini kırmak için bu yönteme geçerler. Bunu 3 defa anlattım. Çünkü kullandıkları malzeme şimdi bu. Şaban ismini çocuğuna koymuyor abi. Koymuyor şimdi. Dalga geçerler şimdi, sınıfta okulda diye. Hala var yani. Hala o etki var. Peki iyi niyetle düşünelim. Şuursuz düşünmüşler. İyi niyetli bunlar çocuklar. Bunlar şuursuz ha? Şuursuz düşünebilir misiniz? Neyi var? Buraya kadar gelmiş. Hatta taraf geliyor. Tamam. Adam dini mukaddesatla dalga geçiyor. Adam geliyor buraya. Bu insanın yıkmış, dini yok etmiş, sorgulanıyor. Devam etsin mi, kalksın mı? Veya kalkmasına bir yol açılıyor. Bizzat kendisinin kalkması değil. Yol açılıyor. Hemen adam, münafık burada hemen, çünkü localardan şey yapmış, burada hemen iltizamını gösteriyor. Diyor ki, batıla tarafkir olur hemen. Hemen. Orada mecburdur. Şu an şey yapıyor abi. Söyleyelim. Aynen. Dinli mukaddesatlarla dalga geçiyorlar. Peki size şunu soruyorum. Şuursuz mu bunlar? Tekzip edeceği yeri biliyor abi. Evet. Dini kutsiyeti. Ama kim tıklıyorsa mesuldür. Allah ahirette soracaktır. Onun videosunu kim tıklıyorsa. Çünkü tarafkirliktir. Şimdi inkıyat yapıyorsun. Gidiyorsun onu seyrediyorsun. İnkıyattır. Bundan mesulsun. İmdallah. Çünkü her tıklamam bedel veriyorum ona. Veriyor. Sana hesap sorulacak demektir. Ona her fiilin kazandırıyorsa sana hesap sorulacak demektir. Gene dindir deme. Video tıklamak din değildir canım. Tabii değildir.
Hindi gitmiş, skolastik böyle bir köşeye sıkıştırmış. Babaanneleri, anneannelerimizin kalbine bırakacaklar da güçleri yetmiyor. O din dediği zaman anneannelerimizin itikadıdır, örtüsüdür diyecekler de utanıyor. Ama o dönem geçti artık. İzlenemezsiniz kardeşler. İzlenemeyeceksiniz. İnlerinizden hadiseler sizi çıkartıyor. Gizlenemeyeceksiniz. Şimdiye kadar gizlendiğiniz münafıkane hareketiniz ayyuka çıkıyor artık. Ehli hakikatin nazarında tasannuyu gösteren riyakarlığın, gururu, kibri gösteren, acizi gösteren gururun ile, zaafı gösteren tekebbürün ile ehli hakikata kendini müdhike yaptı. Alay oldu. Peki. Çünkü kainatı, hayat-ı tekvini kullanıyor risaleler. Kainatı delil ve burhan ve hüccet gösterdiği için tasdiktir. Tasdik, mühür makamında yani ağacın zahirisiymiş. Barla 282'de. İstersen yeri okuyayım 320 sayfada. Şöyle geçiyor. Parlak bir mührü tasdik olduğunu gösteriyor risale. Kainatı mühür olarak gösteriyor. Geçiyorum Kastamonu 7'de şöyle geçiyor. Fiilen tasdik etmiştir diyor. Şöyle bir 1, 2, 3 var. Keselim mi yoksa gidelim mi? Daha yeni okuyorum. Biraz okuyorum. Muanit aklına, fikirlere muanitlik edebilir. Fakat ha yeri okuyayım. 320'de Kastamonu 12'de şöyle geçiyor. Kastamonu 12'de ben şimdi metni okuyayım size. Daha iyi. Şöyle. Kastamonu 12. Heh. Kardeşlerim, bu zelzele benim itikadımla Şak-ı Kamer gibi bir mucize-i Kur'aniyedir. El mütemeridi dahi tasdike mecbur eder bir vaziyete girdi. Adapazarı'nda açık saçık bir alayışla arabanın üzerine, pikapın üzerine çırık çıplak kadını koyarak top sahasına mı nereye davet ediyorlar gece. Orada işte bu akşam bu vardır diye tiyatroyu, rezilliğini, kepaziyi orada gösterme şey yapacaklarmış. O anda deprem oluyor. Allah onları başın üstüne çeviriyor o stadyumu komple. O stada diyor ki kardeşlerim bu zelzele benim itikadımla Şak-ı Kamer gibi bir mucize-i Kur'aniyedir. Aynısından sonra öyle bir deprem oldu ki Allah onları o anda domuza çevirdi ve yerin dibine soktu. O şeylerini komple. Hatta Alman dalgıçtı burası domuz çiftliği miydi diyor. Ana duruyor çünkü suratları domuzdur. Ben onun birkaç tane çektiği, gizli çektiği resmi göstermişlerdi. Hepsini elinden aldılar da çıkar diye ama ödü patlamış bir daha inemem demiş. Demiş ki burası çıkar çıkmaz dalmıştım. Domuz çiftliği dedi burası. Çünkü kafalar hep domuzmuş. Adamlar gafil. Yani bilmiyordu ya Alman hepsini söyledi. Burası dedi domuz çiftliği galiba ne kafalar hep domuzdu dedi. Ondan sonra hemen adamı tam ver dedi çektiğini gönderdiler. O yerin dibine göçertmiş. Usta da diyor ki kardeşim bu zelzele benim itikadımla Şak-ı Kamer gibi bir mucize-i Kur'aniyedir. El mütemmeridi dahi tasdike mecbur eder bir vaziyete girdi. Şimdi izahımı şey yapayım. Manit aklına fikirlere manitlik edebilir. Yani aklım ben aklıma bir şey söylesem bir şey manitlik yapabilir. Fakat depreme o anda Kur'an'ı yere attıkları anda ki ustad zamanında da o çırık çıplak kadını kızı dolaştırırken tam o tiyatro başlama saatindeymiş. O orası yerle yuksan olmuş. 1500 kişimine esas orası gitmiş. Mahkemeden de olmuş. Usta gazeteleri tam Risale-i Nur'a ilişmeyin dediği anda yoksa yapmaz, olmuş. Hemen hakemler ne oldu biliyor musun avcılar? Mavri'yi terk ettiler beni. Ustad orada mahkemede tek kaldı. Adamlar çekip gitti. Fakat diyor, realiteyi tasdike muhalefet edemezler, kabul etmeyebilirler ama tasdike mecburdur.
Dediler ki sihir deyin gidin. Olmadı değil dermemiş. Demek ki tasdik böyle bir makamdadır. Vay be. Başka? Şimdi çok çok şey geldik. Harika bir yer. Emirdağ 2, şey pardon. Şualar 154. Kastamonu 18. Yeri oku, şey alakalı okuyorum. Çok antika bir yer inşallah. Zaten can alıcı yerlerden bir tanesi budur. Tasdik dimağda akıl gibi bir sistemdir. Ulvi işlerin kaynağı kalbin ve hissin temayülatından çıkar diyor. Süflilerin fiili kaynağı ise tasdiktir. Tasdik, süfliler buraya kadar da geliyor. Süfli. Ulvilerin Rablerine latife-i Rabbani'ye bakıyor. Bu ulvi bir fiil olabilmesi için vicdandaki latife-i Rabbani'nin onayı gerekiyor. Tamam. Yani şu derken his var ya his. İnsanın fiili kalbin ve hissin temayülatına çıkıyor. Biraz devam edeyim ben. Sorusu alacağım ben bitireyim takdimimi. Süflilere itikat edilirse de onun Rabbi kendi Rabbidir. Bu da dimadan itikada bakar. İtikat. Burada. Ha şurada. İtikat. Rabbi itikada bakar. Çünkü batıl itikatlar onun Rabbi olur. Öyle diyor. Batıl itikatlar diyor. Batıl itikatlar var. Ha. Demek süfliler fiile dönüştürme burada oluyor. Sufli burada da oluyor. Çünkü adamın tasdiki var, iltizamı, tarafkirliği batıl. Bu da bir tasdiktir. Batıl itikatlardan da onların latife-i Rabbaniyeleri ise dimadaki itikatlar. Fakat bu itikat latife-i Rabbani yerine Rableri oluyor. Latife-i Rabbaniyesinde var ama latife-i Rabbaniye değil. Kendi Rabbi itikat ettiği şey oluyor. Şimdi ben şimdi boş şişeyi çiziyorum. O dedim ya çok mühim bir yere geldik. Orayı çizeyim ondan sonra şeylerinizi alacağım inşallah. Şu kitabını şöyle bir yere koyalım. Bunu göstereyim. Dima'da 3, 4, 5, 6, 7. İtikat, iltizam, izan, tasdik, taakkun, tasavvur, tahayyül. Bir tanesi bana ne mesaj göndermiş biliyor musunuz? Emekli imam şöyle yazıyor eski dostlarımdan da. Yarım akıllı hala akıl getirmedin. Şey akıllanmadın. Şey tövbe yarım akıl diyor. Yarım deli. Yarım deli demiştir. Yarım deli. Yarım deli. Hala akıl getir, akıllanmadın. Bana yarım deli diyor. Bu da başka bir durum var. Böyle bir elbise de bana giydirilendi ilk defa rastladım. Yarım deli diyor. Niye tam demiyor ki? Yani tam deli dedi ki herhalde namaz kıldığım için herhalde. Artık yolun biraz delilik var abi. Diğer Laz'da da tanımlamaları böyle olur. He? Diğer Laz'da tanımlamaları böyle olur. Diğer mi? Diğer Laz'da. Sözü söyleyen Laz'da öyle söylüyor. Laz'dası böyle mi demek? Laz'dası böyle mi demek? Yarım deli diyor. Güya dostu ya abi. Bunu söyleyen Laz'da. Yarım deli diyor. Oldum. Acayip bir şey ya. Hani acayip garip bir memleket.
Deli. 47. Yarısı. Ona biz 47 diyoruz. Kalın mı? Yani o kadar o kadar. Bak. 46'da. Şeyi okuyorum arkadaşlar. Latife-i Rabbaniye. İşte bu. Şey baktınız mı? Kastamonu 46'dan var. Bir de bakalım. Ama şimdi bakıyorum. Yarı delisi yarı. Akıllı oluyor abi. Sonuçta. Bütün güçleri şeymiş. O senin arkadaşların o şeyleri oradaki bu nur dersini nasıl susturacağız? Bütün o da geldi bana. Ya sen abi az kalsın perşembe günü gidecektin dersi. onların aleyhindeydi. O zaman ondan da ikrar yapıyorsun. Tabii anladın mı? Yani nur dersini bunlar yayınlıyor ya. Bu bir mizan ediyorsunuz. Allah kime layıksa ulaştırıyor. İbrahim Aleyhisselam'a Allah dedi ki Celle, İbrahim iki vaat etti ya. Ezan oku. Milleti çağır. Allah'ım bu vaat etti kimse yok ki. Sen ezan oku. Dünyayı oraya getireceğim. Dünyayı işittireceğim. Anladın mı? Sen ezanı oku. Sen ezanı oku. İnsanları davet et. Getirecek Allah'tır. Hiç kimse yok. Ben dedi dünyayı oraya getirecek. Ya İbrahim. Allah'ı biz anlamamışız ki. İddia etmişiz. Allah başka bir şey ya. Yeter ki ona dayan. Ondan kork. Korkuyla kapış yaptım yine. Günahlardan Allah korkuluyor, kaybetmekten haf ediliyor. Ben günahlardan, cezamdan itimat et, bir sırrımı söyleyeyim. Yanarım, manarım, hakikaten tabii insan canı çıkması, kabir, korkuyorum ama beni en çok Allah'ı kaybetmek endişesi, endişelendiriyor. Bu haftır. Allah'ı kaybetmek var ya, ne cehenneme benzer. Ne şey, adam gibi yaşa, bir saat yaşa, köpek gibi yaşayıp da 100 sene yaşamaktansa insan gibi bir saat yaşa, adam desinler. Meleği âlâ sakinleri, âlim-i kalp sekeneleri bir insan yaşıyor desin. İnsan yaşıyor. Biz insan gelmedik, insan olmaya geldik. Adam gibi yaşayacaksın, tasmalı yaşamayacaksın. Yalamayacaksın şeyi. Doğru olacaksın. Ne olursa olsun yalandan, doğruluktan, yalan için tenezzüh etmeyeceğiz. Sırttan, doğruluktan ayrılmayacağız. Neyse Allah'ın dini odur. Allah'tan başka hiç kimseden korkma. Allah ayetinde öyle diyor. Benden korkma. Korkma başka. Bu sefer Allah başka şeylerden korkarsan sana haşyet kalbinize haşyet indirir. Korku ve dehşet. Sen Allah'tan korkarsan senden onlara kalplerine korku salarım diyor. Evet. Onların kalplerine Allah korku salıyor. Şimdiye kadar bu memleketin Tayyip'in işi değil bu. Ahmet Mehmet değil. Allah işidir. Bütün dünya ya kalplerine korku vermiş. Bir cümle söyleyeyim. 2017 evet ve hayır referandum değildir. Dünya referandumunadır. Türkiye referandumu değil. Bütün dünya referandum yapıyor. Bir Edirneli kardeş oldu bu cümle. Edirneli Hamza. Dedi ki kardeşim olur mu deyince bütün dünya bu evet ve hayırda ayakta ise bütün dünya referanduma giriyor. Bütün dünya ayakta mı? İngiltere ayakta mı? Hollanda ayakta mı? Amerika ayakta mı? İsrail ayakta mı? Demek ki Türkiye'deki referandum değil. Dünya referanduma giriyor. Dünya tarihinde böyle bir referandum yok. Yanlış safta olmamak lazım. Bakın, Türkiye'de referandum olmuyor. Dünyada oluyor.
Adamlar kendileri katıldılar abi. Türkçe yayın yapıyorlar Alman televizyonunda. Türkçe bak şimdi, Türkçe. Türkçe. İsrail'de de böyle bir toplantı oldu. Kim yanı? Ahmet Babal gönderdi herhalde. Da İsrail'de böyle bir toplantı televizyonda. Öyle tartışıyorlar ki, yani öyle bir dava edilmişler ki, o video var, istesen gösteririm. Gerek yok. Batıl iş yapma. Hala Müslüman iman değil diyor bana. Dünya referanduma gidiyor. Dünya. Ne demektir? Kainat dünyanın, dünya kalptir. Dünya Türkiye, kardeşim bu, varlığının veya yokluğunun sorgusu. İman küfür mücadelesinin son kalesi. Bir oruç gibi, anladın mı? Her şey, bak tasdikimize de geleceğiz. Hadi bakalım, irade. Dünya referanduma gidiyor. Ama öyle bir veliler çıkıyor, öyle bir batışlar oluyor ki, hafif bir taraf geleni sizi veli yapacak. Vallahi, çünkü karşınızda küfrü alıyorsunuz. Müslüman olmak demek, Allah'ın düşmanlarını düşman edinmektir. Otomatik. Mutlu olmak lazım değil mi? Tabii. Allah'ın düşmanları düşmanım. Ki ondan daha keyif ne var? Ayet sahabeler demişler, küfarlar ittifak etmiş, sizi yok edecekler. Allah diyor ki ayetinde, imanları arttı diyor. Küfür ittifak etti, sana hücum edecekler, imanları arttı diyor. Fetih suresi. Bak. Yanlış yazmadın mı? İşte, şey yapacağız. Dur, ha, yanlış şey yaptım. Sıra şöyle, yok şey yapacağım. Hastan da. Yok. İtikat, Latife-i Rabbaniye şey yapmışım. İltizam, irade yapmışız. O şeyimizi sorguladık bayağı. Tasdik, bu izan değişecek, bu yanlış oldu. Hissin karşısında ne var onu bulayım. Nerede o kalem? Hissin karşısında... Doğru yazmıştım. Tasdik. Değiştirdi. Dur abi. Ya takulmuş burası. İzan gitti. Takul. Tamam abi. Yapacak herhalde. Kafada bir şey var. Ondan sonra... o gitti, o gitti. Ondan sonra... izan. Şuraya. Keşke bir tarafı sırasını düzgün, karşı tarafı ona göre şekillendirsek. Tabii o yapayım o zaman da. Burası da kişilerin hususi dünyaları. O zaman şöyle yapalım. Tamam. Şurayı doğru yapayım da şeyi değiştireyim. Abi işte tamam, nasıl doğru doğru. Şey doğru da şurayı böleyim. Bu sefer de izanı boşa çıkarttık. Geçen tasdiği yapmıştık. Ders yapacağınız boşa çıkartıyorsunuz abi. Hatırladınız mı? Nasıl? Eşleme yaptık. Tasdik boşa çıktı. Ya bu tasdik neymiş bir bakalım dediniz. Ders yapıyoruz. Şimdi bir eşleme daha yaptınız, izan boşa çıktı. Bakın. Zaten baktık ki... Bunu da ders yapalım en iyisi diyordunuz. Şimdi izana da çalıştım. İzan bir bitti. İzandan imtisal çıktı. İmtisalı çalışıyorum şu an. İzan da bitti, hazır duruyor. İzanı da çalıştık. İmtisal var. Ya kardeşim, ne dünya bunlar ya? Hepsi benmişim. şimdi gelip onlara. Meğer itikat, vicdan, Latife-i Rabbaniyesine bakıyormuş. Vicdan. Vicdanın mertebeleri. İltizam. Tasdikte de iltizam var ama iltizam İslamiyet'ti. Biliyorsunuz. İslamiyet'te ulvidir. Fiillerin, ulvi fiillerin kaynağı
İhtiyar değil, iradedir. Tasdik ise neydi? Tasdik içerisine irtizamdı. Şuraya geçin. Galip aslanım. Güzel. O, bak şimdi. Onu gözümüzle görelim. Tasdik, tasdik içerisinde irtizamdı. İrtizam, hakka tarafkirlik, teslim ve inkiyattı. Ama bu irtizam İslamiyettir direkt. Buradaki irtizam budur. Tamam mı? Bir fiildir. He. Ulvi hislerin, ulvi fiillerin kaynağı iradedir. Sufli işlerin, hayvani işlerimizin kaynağı ihtiyardır. Dolayısıyla İslamiyet iradedir. Tasdik ise o hakka tarafkirlik, teslim ve inkiyat insanın fiiliyatı kalbin ve hissin temayülatından çıkar. O temayülat, hakka tarafkirlik, teslim ve inkiyat bu his fiil olduğu için ama batıl dahi olsa fiildir. O zaman irade değil, bu his buraya bakıyor. İslamiyet buraya bakıyor. Fiilse... Yani bu marifetullah ya irade. İbadetullah. İbadetullah. Ha, ibadetullah. Fiilse irade olmaz mı? İbadetullah fiil değil midir? Fiildir işte ama ulvi olduğu için iradedir. He. Daha üstündür ya. Yani. Şimdi çünkü hissin subutu sıfatı yoktur. İrade subutu sıfattır, üstündür. Taakkul ise zaten o zihinden besleniyor. Taakkul. Bana taakkulun burada yeri yok gibi geliyor. Taakkulun da yeri yok mu? Bana gelmiyor. Yani izanı çıkartmamanız lazım. Kalbe dediniz, bütünlüğüne mi dediniz? Neyi? Kalbe bakıyor demek ne demek? Bütünlüğe mi bakıyor demek? İzani kalbi diyor da. Bütün. Diyor da onu nasıl bağlayacağız böyle? Bunlar i̇şte o izan dersinde göreceğiz ki o boşta yani. İzan dima şey yapmıyor, iman direkt şeye bakmıyor izan. Kalbin şeyine bakıyor. Tabii onun tam neresine baktığını da bilemedim. Tam, abi bu güzel tam. Oldu. Önde oturdu yani. Böyle. Sonra ne diyor biliyor musun? Şaşıracaksınız. Devam edeyim. O zaman fiillerin diyormuşum. Bak. Biraz daha. Taakkul. Şunu yazayım. Vicdanla dima arasında. Taakkulü aşağı atmamız lazım. İzanı içeri almamız lazım. O zaman fiilin iki ayağı var. Tamam. Ya, sarmalı. Fiillerin iki ya. Ayağı var. Neymiş o? Burada değil diyorsun değil mi? Birinci ayağı dima. İkinci ayağı al abi. Vicdan neresi ama? Ve kalp. Fiillerin kaynağı iki ayağı var. Fiilin. Bir tanesi dimadır. Bir tanesi vicdandır. Vicdan ve kalp. Şöyle diyor zaten. Fiillerin diyor, şurayı göstereyim. Kalbin ve hissin. Kalbin ve hissin. Harika. Defter düşmedi ya. Bak şu harika. Defter düşmedi. Düşürüyor. Nasıl tuttu? Mucize bu işte abi.
yavaş çekilmiyor. Allah'ın ikramı kitabı düşürmedi değil mi? Mistik işte bu abi, mucize mi? Mistik. Ama çok... Aşağı tabata gidersin ona gel. O defteri orada o şekilde tutmasın, çok da artık kal. Tesadüf canım. Tesadüf ya, tamam. Tesadüf olur, kainatta tesadüf yok. Şimdi, insan fiilleri kalbin ve hissin temayülatına çıkar mı? Adamın kalbi hatmedilmiş. His neydi? Vicdandı. Adam vicdaniyatı yok ki. Bak iyi dinleyin burayı. İnsanın fiilleri kalbin ve hissin temayülatından çıkar mı? Evet. Bak bu malzemeyi kullanıyor, bu temel. Adamın kalbi hatmedilmiş diyor, değil mi? Hatemallahu ala kulubihim. Kalbi hatmedilmiş, vicdaniyatı bitmiş. O zaman insanın fiilleri kalbin ve hissin temayülatından çıkar. O zaman bunun, bu kalbi ve vicdanın olmayınca oradan çıkmıyor onun fiili. O zaman nereden çıkıyor? Kalpsız ve vicdansız. Şuradan çıkıyor. Yani ikinci ayağı Müslümanın ise ikisinin ceminden çıkar. Müslümanın şeyi ne ayaksın diyorlar ya. Kâbide bu ayak yok diye. Nasıl işte hakikat çıkar ya sahibim. Bu ayak yoksun. Kalbim ve vicdanımla işlerik yazdınız abi. Bak şimdi, niye koydum bunu? His vicdandı ya. Tamam. Yani içindeki bir birim. Kalbe dima mı dediniz? Yok. Fiilleriniz kaynağı, kalbin ve hissin. Kalp ve hissin. Kalp, hatmedilmiş adamın. Kalp. Tamam. Kalp, kalbi yok. Tamam. His de dediğimiz zaten vicdandaki bir birimdi. Adamın vicdanı hatmedilmiş, kalbi kaydedilmiş. O zaman kafirin burası yok. Yani kalbi yok yani. O zaman fiilleri, o zaman ulvi şeyleri olmaz. Çünkü diyor, şeytanın kalbinde marifet var mıdır? Yoktur diyor. Değil mi? Ha, yani niye bu ayak gitti? Mesela sen bir fiil yaptığın zaman keşke yapmasaydım. Keşke. Vicdanın azap çekmiyor musun? Peki kafirde vicdan olmayınca vicdan azap olur mu? Onların lezzetleri diyor tahriptedir diyor. Yılan gibi zehirlenmekten lezzet alır. Peki yılan su içiyor. Arı da su içiyor. Seni durduran kısacası yanlış konuşmana, tasdiklerine, yanlış düşüncelerini kontrol eden kimdir? Vicdan ve kalbindir. Diyemiyor musun ki lan vicdanım rahatsız oldu. Ha, kafirin vicdanı yok olduğunu zaten söylüyor. Hatemallahu ala kulubihi. Kalbi katmedilmiş, vicdaniyeti kalmamış. Aklı. O zaman sırf aklıyla hareket ediyor. Yani dimağıyla hareket ediyor. Aklın ölümü var Hasan abi. He. Kalbin önünde aşırı aklın fırını, aklın ölümü. O yok. O zaman insanın fiilleri Müslümanın iki kaynaktan çıkıyor. Birinci ayak, ikinci ayak. Kafirin fiilleri tek ayaktan çıkıyor. Fiillerin kaynağı dimağdır. Zaten üstad diyor ki kapsız dima, kapsız akıl dinsizliktir. Müslüman ve mümin yazdıklar şimdi. Tamam. Biz oradan değil, Hasan abi o komplesiyle 1 ile 2'yi birleştirelim. Yanlış gibi görüyorum. Siz yanına yazalım yanına. Bu tarafa. 1 ile 2. Doğru. 1 ile 2'yi böyle yazalım. 1 ile 2 ihata etti anlaşılmıyor. Evet. O şu sanki 2'yi tek gör gibi oluyor. Şuraya mı yazalım? Evet. Ya da bir yer değiştirin. Şu kafirde bu ayak yok yazdığınızı aşağıya yazın. O ikisini sağa yazın. He, tamam. Bilgisayar yazın. Bilgisayar yazın. Orayı da silin abi. Komple yapın. O işareti de komple yapın. Vicdan mı? Kafirde var vicdan bütün yolculuğu. Tastik de sonra. Eylemi de var ama. Allah işte vicdan da dikkat oluyor ya. Bu ne? 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 Bu ne?
zihni yok mu? Hissi yok mu? Bir iradesi yok mu? Özellikle Rabbani'yi sütüle kullanıyor. Tamam tamam, cüz ihtiyar işte. Cüz ihtiyar demek. Hissi var. Zihni var. Tamam, güzel. Şu şey var, şu kalbe bakıyor değil mi? Neredeki his varsa var. Kalbe bütünlere bakıyor ya, kalbe bütünlere bakıyor, insan da var. Birinci ayağı var. Oldu mu şimdi? Biraz... Oldu. Heh, doğru söylüyorsun. Demek ki... Müslümanın fiillerinin iki ayağı var, yani iki kaynaktan kayıtlanan. Gerekçelerimi bir daha söylüyorum, gerekçesini. Çok hoştur. Çünkü Allah şey diyor, kafirin hatamallahu ala kulubu mâla efsan vesaire işaretücazda geçiyor. Kalbi mühürlenmiştir diyor. Vicdaniyatlar zaten bozulmuş. Tahribattan lezzet aldıkları için. His de vicdandaydı. His, niye vicdan yazdım? Vicdanın birimiydi. Kalp. Kafirin kalbi ve vicdanı olmadığı için kalpten böyle rahatsızlık duymaz, merhamet olmaz. Zulümden, işkenceden, katliamdan zevk alır. Çünkü onlarda kalp olmadığı için. Ama fiilleri vardır, dimadan geliyor. Diman tasdikinden geliyor. Fiiller tasdikti, kafirin tasdiki var. Nereye itikat etmiştir? Batıl şeylere. Onların Latife-i Rabbaniyesindeki Latife-i Rabbani yerine Rableri var. Nefislerini, hevalarını Rab edilmişler. İradeleri, irtizam yerine irade yoktur. Onu yazayım istersen şuraya. Kafirin, dedi o şekilde çalışıyor. Kafirlerin dimağı iradesi yok. Cüz ihtiyacı var çalışıyor. Nasıl dedin, nasıl? Kafirde de vicdan çalışıyor ki şey olacak. İtikatları öyle bizdeki gibi değil. Batıl Rabler, batıl Rabler, ilahlar, putlar. Tamam abi. İtikatları bu. Sonra iltizamları, İhtiyardır, ihtiyarla sistemi vicdan idlal edilmiş. Vicdanı bozmuş. İltizamları. Tamam. Evet. Şirk, küfür. Yani şirk, küfür. Bidat, haramlar. Biz kalplerin mühürledik. Kalplerin dolduğunun delili bu. Bu ne yaptık? İtikat, İltizam. Şimdi iltizam, tasdik. Tasdik neydi? Hak, batılı, batıla tarafkirlik ve teslim ve inkiyat. İzanı niye geçtik, inkiyat? Kalbi yok. Kalbi izanı yok. Kalbi bilemiyor. Yani izan var ama, var, izan var. Ama kalbi bir izan yok. Onu izanda şey yapacağız. Ondan sonra tasdik dedik, takur. Bilgisayar bu hani aralı yöntemle değil, birebir eşleme için mi bunu yaptınız? Bu yukarıdaki tablo. Oraya bakarak yapıyoruz. Yani bu hani İkisi birbirinin arasındaki birbirine ilişki mantığında değil, birebir eşlemeyle gidiyorsunuz şimdi. Evet. Hani hangisini tercih ediyorsunuz? Bunu mu? Yani o şuradakini mi diyorsun? Ha, onunla bununla arasında. Hayır, onu kullanıyorum. Ama şu an o birebir eşleme mantığında gidiyorsunuz orada. Yani yok, sıra eşlemede kullanıyorum ama içini bunlarla dolduruyorum. Şunlarla. Şuradakini diyorsun da.
Mesela şimdi oradan izanı çıkarttınız ya öbür taraftan. Şimdi o çıkarttınız, onu kalbi dediniz, bir başka kefeye koydunuz. Yok yok, şey için, izanı böyle sokarsam şimdi şeyi... Yani hani bunu düşündünüz, onu düşündünüz, o daha mı geldi? Biz de ona göre düşündük. Sıralama olarak yani, demek istiyorum, yani bundan, sıralama olarak. Ondan farklı bir yapı o şu an. Ondan farklı şöyle. O sıra çok sade. Bu geçişlerin yapılırken bu şeylerin altyapılıdır bu. Orada iltizam karşısında irade var abi. Burada İşte karışıyor tamamen. Ne var bir dakika? Orada iltizam karşısında irade var arkada. Burada pis. Farklı gibi sanki. Farklı farklı tamamen farklı. Hani ya öyle yani hangisi sizin şeyinizde olduysa öyle biz de düşünelim. Yani ben şöyle şey yapayım. Malzemeyi gerçi verdim ama bir daha yapayım. Şimdi iltizam, İslamiyet iltizamdır diyor. Tamam mı? İslamiyet iltizamdır. İltizam. Tamam mı? Net, net değil. İltizam ise İslamiyettir. İslamiyet eylemdir. İslamiyet eylemdir. Ulvi eylemlerin iş şeyi, kaynağı, irade neydi? Mazi ile istikbale bakıp hadet edecek. İbadetullah'tır. İslamiyet ibadetullah olduğu için iradeye bakar. Tasdikte irade de iltizam çıkar. Yani iltizam içinde irade olabilir. Yani olabilir, o da var da. Yani hani üniversite diploması, sebebi şu. Şey diploması da var. Tasdikte batıl da var, hak da var ya. Fakat orada ihtiyar da damında var ama burada iltizam da İslamiyet'i yaşayan bir insanda bir Müslüman hep iradedir. İradedir hep. Münafıksa başka. Yani iltizam da iradedir hep. Ama iradenin içinde otomatik ihtiyar da var. Tasdik de iki tarafta var. Kafir de tasdik de var. Küfür de var. İman da var. Ona irade dememde biraz şey yaptım, zorlandım. Tasdik. Çünkü kafirde tasdik var ama irade yok. Çünkü irade vicdanın bir sıfattır. Yani irade iki yönlü çalışıyor, ihtiyar tek yönlü çalıştığı için. Orada daha sağlam dediniz. Daha garanti yapayım dedim. Yani irade iki yönlüdür, için üniversite diploması gibi, ortaokul ve lise diploması da var içinde. Ama ihtiyarda tek var. İradenin içinde ihtiyar da var ama ihtiyarın içinde irade yok. Daha cami olduğu için İslamiyet'in karşısına koydum. Ama tasdikte ise tasdikte his var, dimağette his var. Genel bir şeydir. Ve buraya ihtiyarda koyabiliriz. Ama şey de yapabiliriz tabii. Hani bu çünkü daha çok cami bir duruyor. Yani şöyle duruyor. Vicdanı da içine alıyor vesaire. O dişli yaptık ya. İşte şeyi ama burada tasdik var. Şey, taakkulde tasdik var. İçinde olan tasdik. Buradaki tasdik irade, ulvi şeyler için dedik zaten bu. Bu ne yaptık? İhtiyarı kaldırdık. Yani kafirin tasdiki yok mu? Var ama irade koyamazsın. Bu sefer bunu silmem lazım, ihtiyar yazmam lazım. Yani, o zaten burada kafiri de yaptım zaten. Bizden çalışmayacak zaten. Aa, burada tasdike İhtiyar diyeceğim zaten. Tasdikte, ihtiyar şuna demişiz. İltizama demişiz. Bak görüyor musun? Abi, ama Müslümana ne demişim burada? Bak Müslümana irade demişim. Kafirin iltizamına ihtiyar demişim. İrade yok. İrade yok onlarda. İhtiyar var. Niye izan yok? İzan kendi çerçevesinde konuşacağız. İzan var. İzanı koyacağım buraya ama içini sonra dolduracağız. Kafirin kalbe ait izanı tarafı yok. Dima ait izan var. Kalbe izan yok mu? Kalbe izan yok mu? Kalbe izanı yok onun. Kafirin. Müslümanın var da kafirin izanı tek çalışıyor. Dima ait bir izan var. Bunu konuşacağız hafta önce. Tamam. Ondan sonra taakkul dedik. Taakkul ona da ne demişiz? Zihinde çalışmıyor onların da. Taakkulü
içindeki takılde ne var? O bir taraflıklı var ya bir tarafa. O var yani. Şu şuraya koyduğumuz. Onun için yazmadım. Şu. Takıl için bir taraf var. Artık bir sürü şey var. Hüccetler var. Hüccetler var, delilleri var. Ama ilme dönüşmemiş. Şu. Mesela konferanslar veriyor adam. Bizden yana birisi. Bizim içimizden gözüküyor. Takulu var. Ama tasdiki şey. Bakayım ne yapmış. Peki ben bunun izahlarını okuyayım. Niye tasdike vicdandaki hisse eşledik? O bir tarafı açarsam oradan Hemen onun gerekçelerini okuyorum şimdi. Bakayım ne demişim. Ben şey yapacağım. Niye tasdike vicdandaki hissi eşledik dedim. Çünkü insanın fiilleri kalbin ve hissin temayülatından çıkıyor. Demek ulvi fiillerin kaynağı his ve kalptir. Onun için his ve kalbi, hani vicdanı bir hissi yok ondan. O zaman sufli işlerin kaynağı da bu hissin dimağdaki karşılığını bulmalı. O da tasdiktir. Çünkü insan dimağı ile tasdik edince fiile çıkıyor. Kafir yapıyor. İltizam ise teslim, kabul ve inkiyattır. Eyleme dönüştürmektir. İltizam eylemdir. O da vicdandaki iradeye bakıyor. Anlattım. İrade ibadetullah'tı. İltizam tasdiki eyleme dönüştürüyor. İltizam tasdiki, tamam mı? Şurada bir tasdik var, tasdide bir iltizam var ya, eyleme dönüştürüyor. Tasdik aynı zamanda ilimdir, Şualar 154. Hüccettir aynı zamanda. Tasdik ilimdir. Şualar 154. Şimdi şurayı da okuyayım herhalde ki bitti. Ondan sonra... Alt mertebelerdeki bütün kuvvetlerin cemi olduğu yerdir tasdik. Kastamon 39, arkadaşlar bitiyor. Şu, biz de bütün kuvvetimizle bunu tasdik ediyoruz. Kastamon 39, ne demek anlayacağız? Buyurun. Alt mertebelerdeki bütün kuvvetlerin cem yeri tasdiktir. Kuvalar okumuştuk ya. Kuvaları, şu kuvaların toplamından tasdik oluyor. Şöyle. İlki madde kaldı, bitiyor. Çünkü haftaya izan okuyalım. İnşallah. Tasdiği kaldıralım şu rafa. Şu, kuva cemidir. Ondan sonra. Tabii tasdik gene bitmiş değil. İzanda mutlaka gene konuşulacak. Tahayyülün, tasavvurun, taakkulün icma ettikleri yerdir tasdik. Bu artık senin icmaındır. Demek ki tahayyülün, tasavvurun, taakkulun icma yeriymiş. Hüküm oluyor. Evet. Artık hüccetin bu. Nerede geçiyor arkadaşlar? Emir'da 89'da yerini okuyayım 223. Şöyle geçiyor. Emir'daki 89. Ta bir nevi icma hükmü tasdik etsin. Demek ki icma, hani edile-i şeriyede dört şey var da kitap, sünnet, icma, kıyas. Ha, insanda da icma tasdikte oluyor. Başka Emirda 244'te şöyle geçiyor. Düşmanlar da tasdik ediyorlar. Oradan şunu çıkarmışız. Kalpteki tasdikte mi icma oluyor? Dimağdaki mi? Hangisinde? Ben karıştırıyorum bazen. Yani tasdik dimağda... Evet. Kalpte yok mu? Kalpte şöyle var, o yok. Buradan alıyor. Ve şöyle bir şey var. Kalbe ait diyor ama. Hangisi? He? Kalbe ait. Şimdi. Bir parçasını söyleyeyim sana, izanın. Şimdi burada icma oldu mu? Tamam. İcma. Dini bir keyfiyet alması için kalp izan ettiği anda kalp dimağdaki icmana icma ediyor. Bu sefer bu kalbi bir tasdik ve kalbi bir izan oluyor.
İzan devreye bundan sonra giriyor. İzan şu, burada icma olunca mühürlenince tamam, sen hüccet oldun. Kalp diyor ki bu bitti, bu senin izan devreye giriyor Müslümana. Kalp da bu diman icmanı onayladığı zaman bu hem kalbi hem akli izan oluyor. Kalpten bunun onaylanması gerekiyor. Bunu kim onaylayacak? İzan. Burada icma var. Bunun dimağdaki izan. Tabii tabii. Dimağda izan. Yani kalpte izan yok. Kalpte izan yok. Kalbi izan şu. Bunun icmanı kalp onaylar, bu izan izana geliyor. İzan da kalbe atıyor. Burası kalbe atma yeridir. Bu sefer kalbi izan, şu. Dimağdaki izanı kendisine dönüştürüyor. Kendisi oluyor. Adeta dimağımızda küçük bir kalp var burada. Suret hakkı ikram ediyor. İzan dimağa ait. Kalpteki izan mustakil bir birim değil. Kalbin dimağı onaylama merkezi. Ben yine iyi anlamadım abi. Kalbi tasdik. Anlayacaksın sonra. Kalbi tasdik yok, diyor abi. Tasdik. Tamam, ne anladınsa. Yani daha anlatamıyorum. Kalbi tasdik, izan demek istedim. İzanın arkadaş. Altyapısı kalp ya. Şimdi, dimağdaki sistem var ya, sistem. Şu, kalpte izan yok. Peki kalpteki izan geçiyor. Kalbi izan şu. Şimdi bu tas cem edince, icma edince, kalp buna bir şey diyecek de, sen icmaya getirdin. Müslümanın da kafirin fiili de buradan çıkıyor. Dima da kalp zaten. Hani tabii. Şimdi, sana oradan al. Kalbin bir ayağı dima mı? Bir ayağı vicdan. Bu ceset kalp mi? Şimdi, kalpte, kafada icma oldu. Bilgiler hep toplandı. Bu bilgileri kalp onaylarsa kalbi izan olur. Adamın kalbi bunu onaylamadığı için batıla tarafkir oluyor. Buradaki izan kalbin giriş ve çıkış yönümüz dimağdan. Bak şurada izan var, burada kalp var. Şu dimağ. Şimdi bu dimağla kalp irtibatlanacak. Bu kalple dimağ arasındaki koridorun hortumun adıymış. Bu, buraya bir hortum bağla, bir de kalbe bağla. Bu hortumun adı izandır. İçinden geçenler tasdik, su. Su tasdiktir. Ha, eğer hortum kesikse, dima ait bir izan. Eğer hortum çalışıyorsa, hortum iki birimi bir yaptığı için kalbi izan deniliyor ama aslında dima ait bir izandır. Kalbe böyle bir birim yok. Kalp, dimadaki icmağı, bütünlüğü onaylıyor. Sen mesela bir düşündüğün bir şey, fiili söyleyeyim. Şöyle şöyle yapacağım. Böyle böyle diyeceğim. Kalbin rahatsız olmuyor mu bazen? Bazen kalbin hoşuna gitmiyor mu? Ha, dimada düşündüğünü kalbin de onayladı. Dimada düşündüklerini kalbin onaylama sistemin adına izan denir. Bu makamda. İzana girmedi. O peki uygulayayım. Dima kalbe bağladı bir hortum. Musluk. O musluğu hortumun adı izandır. İçinde suyun akıp gitmesi tasdiktir. Malzemedir tasdik. O bağın adı izandır. Kalbi bir izan. O zaman diyor ki tasdiklerinizi onayladım. O zaman kalbi bir izan denir. Kalpte ayrı düşünüyor, zandan çıkıyor sıkıntı. Tamam. İzanda daha iyi anlaşılır. Çünkü izan dersinde çıkacak. Diyor ki, keramet ve mucizeleri gözleriyle gördükleri için inkar edemiyorlar, tasdik etmek zorunda kalıyorlar. Emirda 2, 244'te. Demek ki keramet ve mucizeler gözleriyle gördükleri için inkar edilemez, tekzip edilebilir. Keramet ve mucizeler İnkar edilemezler. Tasdikler inkar edilemezler. Ben derler ki ben bunu kabul etmiyorum. Tekziptir.
Bizim yalanlamak değil mi abi? Evet, yani sihirdir de diyor mesela. Parmağından su atması sihirdir de. Yalanlayamıyor aslında ama işte. Öyle yapıyor. Evet. Fikir yürütemiyor. Fikir yürütemediği. Yani aslında kimyasal bir hadise oldu da şimşek çarptı da bilmem ne oldu önce parmağında su aktı. Böyle bir şey yapamıyor. Tek tek. Mesela şimdi fizik diyor ki ay tarihte ikiye bölündüğünü gösteriyor. 6 metre kalın şey genişliğinde ayda bir yarık var. Ayın daha önce ikiye bölündüğünü söylüyor. Fizik söylüyor aslında fizik. Tabii ben bir, öyle bir tespitim bilmiyorum. Birinden bir ilham oldu ben mi? Şey yaptım. Eğer ayın bölünmediğini bunlar bulsalardı, bize ayı santimetre karesine kadar gösterirlerdi. Evet. Aynı doğru. Gitti yerler ya. Evet. Ama ne dediler? 6 metre genişliğinde ayın etrafında bir yarık var. Kendileri söylüyor. Diyor ki bu tarihte, bir tarihte eskide ayın ikiye bölündüğünü tekrar yapıştığını gösteriyor. Ama tabii şimşek çaktı, bilmem ne yaptı, o ayrıldı, bu ayrıldı. Tam nasıl ayrılmışsa ayrılmış. Fiilen tasdik ettiler diyor. Fiilde ayat-ı tekviniye, içinin dışa dönüşme, fiile dönüşme sistemidir tasdik. Sikiye tasdik gaybiye de okuyayım arkadaşlar, bu da son bitti. Gafs-ı Azam, Şah Geylani Kudüs-i Sürühü, İmam-ı Gazali Kudüs-i Sürühü, İmam-ı Rabbani Kudüs'e sürüğü gibi hem şahsen hem vazifeten büyük ve harika zatlar bu hadisi ulema ümmeti kembiye ben İsrail hadisini kıymetdar irşatlarıyla ve eserleriyle fiilen tasdik etmişler. Buradan çıkarımım. Fiilen tasdik ettiler diyor bu büyük zatlar. Fiil de nedir? Fiil. Fiil, keramet ve mucize ayat-ı tekviniyeydi. Tamam. Geylaniler, Gazaliler, Peygamberimizin bu hadisini fiilen tasdik ettiler. Fiilen demek, ayat-ı tekviniye demektir. İlmen demek, evamir-i tekviniye demektir. Ha, fiilen diyor, fiil de ayat-ı tekviniye, içinin dışa dönüşme, fiile dönüşme sistemidir tasdik. Yani Geylani, Gazali, Rabbani Hazretleri fiile dönüştüler kendileri. Yani peygamberlik gibi bir iş yaptılar. Sen Geylan'ı ölüyü diriltti. İsa Aleyhisselam yaptığını yaptı. Ölüyü diriltmedi. Diriltti. Ayat-ı tekviniye. Ölüyü diriltti. Ne diyorlar kafir? Papazlar öyle demiş. Biz İslamiyet'i kabul etmiyoruz ama Geylan'ı inkar edemeyiz. Ha, o zaman nedir? Tasdiki getiriyorum. İçinin dışa dönüşme şeklidir tasdik. Peki son, muhakemat 15. Sıdk karşısına kis koy. Onu da yapayım. Tasdik, sadakat bir şey var değil mi abi? Abi? Tasdik, sadakatla şey varsa. Kis. Ondan sonra tasdik teksi. İlk tek zip birbirine zıttırlar. Bak şöyle olur. Kalp Allah'ın evi mi oluyor abi insan? Evi oluyor. O zaman arş gibi. Harun'un söylediğine bakarsak tasdikte bir odası o zaman diyor. Peygamber Efendimiz'e ait olan bir odası. Diyor. Onun vücududur diyor. Derinden derine bir manalı. Peki şunu da yazıyorum. Son şeylerimiz. Kaç dakika var ikindiye? İki saat. Daha var abi. Tamam. İki saat var. Tamam. Bak şimdi. Nereyi sileyim? Şurayı siliyorum. Şurayı siliyorum.
sureti, kanuniyeti, hakikati, arkada da var mı? Var mı? Nerede var? Arkada, arka şey. Varsa bayağı mesafe almışız demektir. Hani? Ha, burada. Şurada. En sağda. Sağ orta. Şurada. Tamam. Değişen bir şey varsa. Yo. Yazayım. Mahiyeti ilim. Fi. Benim yazdıklarım mağlubiyet oldu abi. Uygulanmadı. Uygulayayım o zaman. Yazacak mısınız söyleyeyim? Sureti. Evet abi. Fiil. Bunu sonra değiştirdiniz. Fiil yazdınız. Bunun için nefsi var dediniz. Abi. Fiili sildiniz. Tamam sonra. O zaman iyi. Kanuneti sadakat içsel yazdık. Tamam. Dima değilim. Tamam. Tamam. Bunu köceleyelim sonra değiştirdim. Tamam. Efendim başka şey ol diyeceğim yok. Tasavvurda nasipsizlik var. Çünkü çöplük var orası vesaire. Bunları bir behre nasipsiz mahrum demek. Herhalde tasdik burada bitiriyoruz. Tasdik tasdiktir. Tasdiki severiz. Severiz. İcma var. İki tane derste tasdiki geçtik. İzanı biraz daha kolay olacak. Çünkü tasdik konulunca ve tasdik iki yönü var. Kafirin de var, Müslümanın da var. Ama izanları olmayacak. Aşağıyla irtibatları yok. Yani ben şey, tanımladığım öyle yaptım size. Örnek. Hortumu bağla kalbe, dimağa bağla. Dimağa bağlanan o hortumun, bağlandığı yer ve hortumun adı izan. İtikad küfriyesi olan birinin izan küfrü yok mudur yani? İzanın küfrüsü dimağdaki izanı. Kalp onaylanan bir şey değil. Artık kalp mi demiş? Orada kalpte var. Yılan ve akrepler var diyor. Yani izanın hiç olumsuz kullanıldığı külliyatta bir var var. Bakın. İzanı var yani ama kalpten kopuk dima. Yani bu izan herkeste var. Tamam. Hani ama yılanlarla yani tamam. O bizim kalpten kastettiğimiz ulviyet yok. Kafirde izan olmaz olur mu? Tamam. İzanı var, iltizam var diyor. Ya mesela gidiyor, rap edilmiş parayı, kadını putlaştırmış. İltizam ise Mason hocalarına gidiyor. Sadakat oraya var. Yani iltizam neydi? Hakkat tarafkirlik ve teslim enkıyat. Adam masonluk yapıyor, dinsizlik yapıyor. Sonra izanı nedir? İzanı dimağdaki o tasdikini kendisine göre rahatlatıcı veya şöyle der, ben onları aldatıyorum der. Tamam. Kalbi bir izanı yok, dimağa ait bir izanı var. Bu kafirde hepsinde var ya. Hepsinin bir birim. Ama bunlar aşağıdaki onayı şuradan şunlar diye o kadar fark var. Bizde mesela kalple bağlantımız var. Dimağın kalple bağlantımız var. Ama onların o tarafları kesilmiş. Abi bir şey sorabilir, bir şey ilave edebilir miyim? Bu kafirdeki tasdik benim pek şeyime aklıma yatmadı da. Kafirin tasdik zannedersem bu tahakkulde de tasdik vardı ya. Orası birinci tasdik hani olsa da kafirin sadece tahakkuldeki o tasdik çalışsa onun içinde olan tasdiği çalışsa da üst kısmındaki tasdiği olmasa daha uygun gibi geldi bana da. Çok acayip yani onu ben de düşündüm ama dedim ki nasıl şey yapacağız? Abi, tasdik ilimdir. İlim olması için ilim yani, edile şereye vurulması lazım. Edile şereye olmadığı için olmaz. Şimdi ne dedi anladınız mı Osman'ın? Tahakkulde tasdik var. Tamam. Hani tasdiki aklidir diyor. Akılla gidiyorlar. Tasdiki akli. Buradaki tasdik icma olmuş. Yani ama tahakkuldeki niçin şey biliyor musun? Tahakkuldeki tasdik eyleme dönüşmek zorunda değil. Eylemsizlik hali tasdik. Ama kafirin zındıklığı yok mu eylem küfür fiilleri? Eylemin kaynağı bu tasdiktir. Buradaki tasdik eylem değil. Akle tasdik. Bir de kafirin dimağının tam çalışmadığını söylemek onu biraz basitleştiriyor. Dima evet. Çünkü bütünlük yok. Eylem oldu mu tahakkulde çıkmış. Akle tasdiki akli
o ilimleri bütünlüğe getirdin, tatmin oldun. Ama eylem yok. Eylem olabilmesi için artık burası icma var. Tahayyülün, tasavvurun, taakkulün eyleme geçti mi adam fiile dönüşüyor. Fiil nedir? Batıla tarafkir olmuş artık. Eylemi var yani. Kafirin eylemi yoksa tamam. Ama eylemi var. Eylem, eylem hali. Peki. وَاَخِرُ دَوَابٌ اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةِ مَا السَّلَوَانِ